Bakalım girdik o zaman abi. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Can Sungur bizimle birlikte. Büyük Selamlar. <laughs> abi sen de hoş geldin. Valla bunu yapalım diye sen bana kaç zaman önce yazdın da benim bu işte Facebook yayınlarının kapanışı, canlı yayınların uzun olması falan. Evet. Bir türlü vakit ayıramadım. Ya bir de şey çok ilginç. Ben çok gerideyim aslında şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar da şaşırtmak, şaşırtmış gibi olacağız biraz ama. Galiba 8 sene geride kaldım ben One Piece'te yani, böyle <laughs> ciddi bir miktar gerideyim yani. Ya abi, One Piece'te öyle oluyor ya, ben bile ilk izlediğimde bırakmıştım. Bu Dressrosa'da, hmm. bilmiyorum sen oralara geldin mi? Dressrosa'da ee... bıraktım ben, devamı yok bende. Ha. Ben de orada bırakmıştım. Bayağı bir izlemedim. Tekrar Vano başlamak üzereyken, Covid'le birlikte aslında tekrar şey oldu böyle. Hmm. One Piece'de öyle oluyor ya. Haftalık falan çıkınca. Ya One Piece şey de çok ilginçti. Benim ilk One Piece'e girişim şeyden mi sardım ben bu arada? Yani aslında ben şu öneleri biraz geç girdim biliyor musun? Ben ilk başta şeyden girdim. Ee, 2099 senesi işte. Matrix'i izledik millet dedik ya abi Matrix çöp ya asıl Ghost in the Shell var. Ondan <laughs> çakma abi falan böyle muhabbet oldu. Neymiş evet. lan bu Ghost in the Shell diye bir girdik. Oradan aşık oldum. Sonra oradan atlarsın Evangelion'a. Oradan bilmem ne. Biraz ben böyle felsefi bir tık daha ağır anime filmi, Akira, Makira onlarla falan takıldım uzun süre. Yani öyle bir daha bir kültürlü anime kabul ediliyor ya onlar böyle tırnak içinde <laughs> söylüyorum. Eee ondan sonra abi nereden sardım ilk? Dur bakayım. Ya ben One Piece'e biraz geç girdim aslında. Yani şey, Hı -hı. Naruto ile Bleach'ten sonra girdim açıkçası mesela. Tabii ben de aynı şekilde. Naruto, Bleach, Naruto... One Piece diye gittim ben. Naruto böyle üniversitede bir girdik. Sonra Bleach çıktı. Abi Bleach'ta kızlar daha güzel filan dediler böyle üniversitede. Tamam o zaman yani hala evet. da bence çok etkili bir faktör ama <laughs> o zaman daha da etkili bir faktördü. <laughs> ne diyorsunuz oğlum? Falan bir Bleach'e koştuk. One Piece çünkü orada benim kafamda bir şey kalmıştı. Star'da oynayan bir tane çocuk çizgi filmi. gibi. Çocuk diye, onu? Lastik çocuk Lastik <laughs> çocuk diye yaptılar bir de. Rezillik. <laughs> Haliyle insan şey olmuyor. O ne lan ona girilir mi falan filan diye. E, kulaklar için nasıl benim Vedat diye bir arkadaşım var böyle hakikaten hayatta en yakın samimi arkadaşlarımdan bir tanesi yani düğünümde de böyle şeyim ya yani, best yani herif. Evet. Onunla bizim ilk tanışmamız şeydir. Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa'da okuyoruz abi. Davut Paşa Hı -hı. kampüsünü bilen bilir. O zamanlar metrobüs bilmem ne falan yok. Beşiktaş'tan bir tane otobüse gibi biniyorsun böyle Allah kerim bir buçuk saatte kampüse gidiyorsun böyle tamam mı ölüm gibi bir yol evet. böyle. Orada böyle gide gele herifle denk geliyoruz falan. Herif bütün bu yol bana şeyi anlatıyor. Ya bak One Piece'le ilk tanışma hikayemi anlatayım sana. bir buçuk saat evet. otobüsteyiz. Çok da tanımıyorum Vedat o zamanlar. Daha yeni yeni tanışıyoruz. Sen anime ilgili misin? İlgiliyim One Piece izliyor musun? Yok izlemedim One Piece. Kanka diyor bir tane çocuk var diyor. Bu şimdi diyor bunun dedesi diyor amiral diyor. O da oradan geliyor diyor. Onun kardeşi diyor ateş atıyor diyor. Bir buçuk saat anlatıyor. Ben de böyle şey oluyorum. Daha çok tanışmıyoruz ya. Kim bu herif? Niye bana bir buçuk saattir bir tane animeyi anlatıyor? Falan. Öyle öyle herif benim kulağıma One Piece fısıldaya fısıldaya One Piece'e soktu beni. Vaktinde sardım yani işte böyle büyük. <laughs> ya ilk böyle anime sitelerinde falan görselleri görünce hiç One Piece'e başlayasın gelmiyor. Bleach'te bakıyorsun böyle çok şekil şekil adamlar var, güzel kızlar var, kocaman kılıçlar falan var. Tabii abi maskesini çekmiş böyle bir şeyler Tabii yapıyor. Bir kuru, kuru kafa falan. maskesi falan yani. var. One Piece böyle çocukça gibi geliyor. O yüzden ben Aynen de en son öyle. girdim. Ama yani bunu hep ben derin videolarımda da yayınlarında da bir tane forumda bir yorum görmüştüm. Diyordu ki yani One Piece ise son başlayın. Çünkü onun hmm. absürtlüğüne sonra o kadar alışıyorsunuz ki diğerkileri böyle bayat gelmeye başlıyor falan demişti. Gerçekten hmm. de One Piece'i bitirince bir süre alışamadım yani. O absürtlüğü aradım. Öyle bir şey oldu yani. One Piece öyle ya. <laughs> ben de son başladım yani. Valla aslında soracağım soruların 2-3 tanesi gitti şimdiden. <laughs> i̇şte animelere nasıl başlamıştın, hmm. One Piece'e nasıl başlamıştın gitti. Ben aslında şunu merak ediyorum. Ee, şimdi mesela animelere başlamak çok basit. Yani Google'a yaz veya Netflix'te de var, Amazon'da da var. Tabii. Ee, peki yani senin o ilk başladığın zamanlarda nereden bulup da izliyordun mesela anime şey bölümleri? Işte o. 99, 2000, 2001 dönemi böyle. Ee, Üniversitedeyim üniversite dediğim daha lisedeyim. Muhtemelen çoğu arkadaş da herhalde ortaokulda değil ama bilmem ortaokulda başlayamam ama çoğunlukla lisede giriliyor galiba anime. Şu ben de neyin ne olduğunu anlayınca yani böyle anladım. Ortaokulda velek guvelek diye izliyorsun da lisede kafanda o, şey daha Pokemon falan var izliyorsun. Ortaokulda Pokemon Tsubasa. Ortaokulda bende de Pokemon Tsubasa vardı hakikaten ya o çok ilginç. Evet. Ama böyle şey lisede falan insanın şeyi geliyor herhalde. Zaten bunlar da şonen ya bir şeyden oturuyor olabilir acı Lisede evet. böyle millet ergenliğe giriyor böyle ikinci bir level açıyorsun ya animelerde herkes evet. level açıyor falan ne böyle <laughs> dünyaya bakışın değişiyor. O kafadan herhalde milleti çok sarıyor. Yani lisede benim girmem dediğim gibi şey böyle biraz daha ne ee, neo kültürel diyebileceğim hani öyle öyle kabul edilen animelerden girdik ama o da onun da sebebi şu. Benim o dönemin büyük şey devri işte. İşte giderdin CD'cilere DivX, Xvid formatında böyle tık 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 çekmiş olurlar binlerce şey. Onlara CD. ben yetişemedim. <laughs> Onları. Ee, böyle pa parmakla gezersin böyle onların arasında bu neymiş falan kapağından anlamaya çalışırsın falan. O dönem işte şey çok ilginçti. Ee, Kadıköy'de özellikle Korsan CD'ci, korsan DVDcilik artık böyle çok standart bir işti. Yani o dönemini hani belki bak sen de hatırlamıyorum diyorsunuz. Daha genç izleyiciler varsa da çok şaşırırlar. Hani evet. böyle Türkiye'de her şeyin yüzde korsan olduğu ve Kültür Bakanlığı'nın korsana bandrol bastığı bir dönem vardı. Tamam mı? Böyle inanılmaz <laughs> bir dönem. Yani şeydi böyle. Öyle bir korsan şeyler geliyordu ki CD üzerine baskılı korsan falan geliyordu böyle. Yani evet. şeydi hani. İllegal korsan... ama ha, yasal ama bir şey... bir bakımdan da. <laughs> müthiş bir sistem yani. hani evet. inanılmaz çalışıyor. Ya o dönem işte şeydi, e, Ghost in the Shell'leri, Akira'ları falan böyle bir nasıl söyleyeyim Amerika'da filmcilerle dağıtıma girdiği için onlar. Hı hı. Onlar böyle hani bu da film ama çizgi film falan gibi yani atıyorum Criterion Collection'a giriyor Ghost in the Shell. Yani böyle diyorum işte e, kültürel kabul edildiği için onlar hani böyle daha film film kabul edildiği için giriyor. Oradan bir sardı ondan sonra şeyler düşmeye başladı işte. Ya Türkçe altyazısız bu arada ben uzun süre izledim tabii animeleri. Türkçe altyazı hatta benim hiç alışkın olduğum bir şey hala değildir bu arada. Yani hmm. niye bileyim işte o geçmişten kalma bir alışkanlık İngilizce altyazı takip ediyorum. Galiba bir tek şeyi Terran Toppa Gurren Lagan'ı galiba Türkçe altyazıyla izledim. <laughs> geçen sene izlediğim için artık böyle çok gelişmiş Türkçe altyazı ekipleri. Evet. E, Vaktinde bir yerlerden bulmuşlar. Yani millet torrentten indiriyor CD'ye basıyor. Kadıköy'de böyle şey dükkanlar çıkmıştı ortaya. Yine belki hatırlayan hatırlar işte Kadıköy'de böyle satanist baskını oluyor falan anladın mı? Böyle şey bir yer var. Yani herkes korsan yapıyor ama Kadıköy'ün korsanı mesela Dungeons and Dragons kitabı basıyor. Ya da veya işte e, anime print alıyor. Böyle Kadıköy'de çok spesifik birkaç tane dükkan vardı. O dükkan şey hani böyle biz 10 küsür yaşlarımızdayız. 18-19 yaşlarımızdayız. Onlar da böyle 24-26 yaşlı abiler tarzı. Ne evet. var abi? Kardeşim şu geldi bak bu oyun çok iyi. Bu anime çok iyi. yani oynayan. Ve tavsiye Hı -hı. eden. asla şey gibi düşün. Hani benim korsancı olduğumu düşün. Anladın mı? yani Konusuna <laughs> da hakim abiler böyle. Girersin böyle bak bu dövüşlü, bu öpüşlü falan. Hani evet. Tabi Blue Lagoon'lara falan da girdik. Yani insan animeye tek girmiyor. ile beraber giriyor. Yani. <laughs> tabii, paket <Şeylere>. olarak. <laughs> Black Bible'ların falan alayına girdik o dönem. yani. Yekten girdik. Ya, o dönem işte CD alıyorduk bayağı ya. Sonra bir ara işte Hı -hı. şey başladı. Globalde e, anime streaming servisleri olmaya başladı. Ben üniversiteye geçtiğim dönem. O zaman bayağı gidip gidip haftadan haftaya Naruto düşmüş mü, Bleach düşmüş mü falan diye baktığımız oh. dönem. One Piece çıktığında ama artık ben One Piece'in kaçıncı bölümündeydim hatırlamıyorum. Yalnız çok ilginçtir. One Piece benim en az animesini izlediğim seri olabilir. Yani Naruto Naruto'yla evet. girdiğim için ben şu an animeye. Naruto'yu çok uzun izledim. İlk arkının sonuna kadar galiba animeden gittim. Ee, Bleach'te animenin çıkmış bölümlerini bir yerden sonra bıraktım. Evet. Ee, bir One Piece'de ise yani hakikaten galiba 10 bölüm falan animesini izlemişimdir. Sonra full manga. Yani hmm. mesela ben Luffy'nin sesini bilmiyorum. Benim Luffy'nin sesi kulağıma gelmiyor. Yani öyle ilginç bir tüketiciyim ben. Hani Onu da soracaktım aslında. Hani sen Anladın mı? "Gomu Gomu'na ee... bilmem ne" diye bağırdığında bir ses var muhtemelen başka arkadaşların şu an kullandığı. Ben de Luffy'nin sesi var, yok var. mesela. Luffy benim için sessiz bir karakter. Ya Luffy e, hadi neyse de aslında çok şey karakterler var ya. Bir hiç dönüp baktın mı peki hani videolarına falan? İşte Mii Mi yani Open çok efsane bir sestir. krokoday. Bir bir ara şeye girmiştim. Ee, Youtube'da böyle efsane dövüşleri tekrar bir anime haliyle izleyeyim diye girmiştim böyle. Evet. Ama orada tabii diyaloglardan yine biraz yabancı kalıyorsun. Bir tek hmm. şeyi biliyorum. Ee, i̇şte Tayfan'ın sesini falan hatırlıyorum ama şey değil yani o kadar... Dediğim gibi çok mangadan tükettiğim bir eser kaldı benim için. Ve mangadan tükettiğime de çok memnunum. Tuhaf bir şekilde ben manganın çizimlerini, animenin çizimlerinden daha iyi buluyorum. Bilmiyorum sen de öyle düşünür müsün ama... Öyle öyle. Zaten e, onu yapan stüdyo şey Toya animasyon çok böyle mimlidir yani kötü yapmasıyla animasyonları falan. Mangası çok iyi. Bir kere mesela içerik üreticiliği için de mangadan okumak çok çok iyi. Çünkü aslında animede One Piece'te özellikle bölüm içinde acayip filler var. Mesela bu ben bir One Piece kanalı olarak şey biliyorsundur. One Piece'te de böyle çok meşhur teoriler gibi Game of Thrones'a hmm. döndü biraz. Her yer teori. Hmm. Mesela şeyi anlatmakta zorlanıyorum ya. Bu bunlar mangada yok. Bunlar hmm. mangada yok. Mesela Toya'ya animasyon o kadar çok filler koyuyor ki bölüm içine. Böyle mangada olmayan bir savaş oluyor mesela <laughs> Marineford'un ortasında. Hani ya onu anlatmakta zorlanıyorum. Animenin başlangıcı alakasızdı mesela. Hiç alaki ya. 4. bölüm. Gemide çıkıyormuş da bir şeymiş falan hatırlıyor musun? Ben Tabii. bir noktada onu fark etmiştim. O yüzden galiba mangaya döndüm. Bak şimdi sen söyleyince hatırlıyorum bir şey Hı. oldu ben çünkü o kadar erken bırakmazsın genelde biraz birikmişinden gidersin anime'de o da evet. bir, bir yerde okudum herhalde. onun başlangıcının manga ile alakası yok abi götten atmışlar bölümü falan dediler bir dördüncü baktım Aa, bölüm. alakası yok yani böyle hakikaten. dön dedim manga ya, Aynen. abi ne anlatıyorlar yani manga anime'nin dördüncü bölümüyle başlıyor Shanks'ın Luffy'nin çocukluğu saç Shanks'ın olduğu bölümle başlıyor mesela o anime'de dördüncü bölümü yapmışlar onu çok garip bir şekilde yani e, One Piece o konuda hatta şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Amerika'da One Piece diye bir proje başladı site. Hmm. Animedeki bütün fillerları bölüm içi fillerları e, silmişler ve 900 bölümü 450 bölüme indirmişler. Hiçbir şey kaçırmadan 450 bölümde şey yapabiliyorsun One Piece'i. Allah razı olsun bu hizmettir <laughs> ha. <he. gülüyor> Tabii canım acayip <laughs> Say. Bu bizim Türkçeye çeviren arkadaşlar da nedense hiç buna girmemiş. Keşke onu da Türkçeye çevirse. Daha mantıklı. Yani hmm. Ya çok garip. E, şey ilginçti gerçekten benim için o yüzden. Manga'dan çok okuyarak gittiğim için galiba Hı -hı. bir 4 ay falan sürdü benim One Piece'in o zamanki günceline gelmem. Yani şey gibi düşün. Mangaya bir girdim. Evet. Bu arada ben manga okuma ya da anime izleme hızım biraz yüksekse. Ben Shushutsu Kaisen'i ben bir günde totalinde bitirdim mesela. Yani Abi bir gün derken hmm. harbi bir günüm. Öyle bir gecede değil. hani sabah oturdum, aldım kahvemi. <laughs> akşam 10 11 sularında Jujutsu Kaisen'i <laughs> bitirdim mesela bitmiş, çıktığı kadarını. Allah'a evet. şükür şönen işleri çok kafa yormuyor yani. Bu tabii en büyük Doğru. artılarından bir tanesi. Ee, çok benim için keyifliydi One Piece ve 3 4 bölüm 3 4 ay neredeyse full One Piece içinde gidince o dönemde bizim işte Mert Günhan'la beraber böyle Wizards of İstanbul'u yaptığımız dönem. Full One Piece hmm. masası açarsın. bütün Mastermind diye bir oyun sistemi var. Ee, oh. Şey ya böyle One Piece'in dünyası biraz maşallah X-Men gibi ya. Herkesin bir gücü var, herkesin bir fantastik bir şeyi var. Bunu da soracaktım Hiç böyle ya. <laughs> kalıplara girmiyor, fantastik işte. Sor abi ne? Mesela ne sorun? Ya karışık gidelim madem. Artık önemli Aynen. sorular da. Yapıştır. E, bu One Piece evreni ya FRP için sen mesela artık uzman olarak görüyorum ben seni bu konuda uzmansın. Çok uygun değil mi ya One Piece evreni? Mesela Faction'lar acayip belli ırklar. Acayip böyle tür tür ırk var ve hiçbiri işte anatomiye uymuyor. Full hmm. serbestlik. İşte benim işte kafam vücudum kadar büyük diyebilirsin. Bir kolumda hmm. iki dirsek var diyebilirsin. Bunların hepsi One Piece'te var. İşte devrimciler, denizciler, korsanlar bunlar da çok belli, güzel. Mesela Hiç bulundun mu mesela sen abi bir One Piece FRP'sinde? Ben oynattım iki kere. Ee, hmm. Yani kendim o dönem işte taze taze okuduğum için ya şey çok hoşuma gidiyor ben. Bence bu arada One Piece yani masaüstü rol yapma oyunuyla oynamak yerine bir MMO'da daha rahat oynanır. Yani şey bir yapısı var ya çünkü coğrafyasını şu an çok hatırlamıyorum çok vakit geçti üzerinden de işte Grand Line var Grand Line'ın dışına çıkınca yaratık kapıyor. Ulan demek evet, ki buradan evet. gideceğiz. Lineer gidiyorsun rotanı seçiyorsun seçmezsen yandaki adaya gidemiyorsun. öyle kafana Hiç göre geriye gitmiyorsun mesela. Ha, geriye de gidemiyorsun. Değil. Çok güzel. Yani böyle tam tur atman gerekiyor illa geri geleceksen. Yok dağa gidiyorsun, dağda geçit var falan. Yani böyle bir nasıl diyeyim sana hani zon zon gidip zon açman gereken yeni bir şey ya böyle. Yani bence evet. bir bilgisayar oyunu olmak için ama şey tarzı bilgisayar oyunu tabii. Yani Dövüşmemiş oyunu değil de. Hı hı. Ne diyeyim sana? Mesela Mass Effect, bilmiyorum var mıdır oynamıştım Mass Effect'te. Hani gemiyle gidilerle ino gezegene bir şeyler keşfet, çık tekrar gemi bir sonraki gezegene falan. Öyle hı. bir oyun olsa çok güzel olur. Masa üstünde şöyle bir şişkinlik oluyor. Bütün anime oyunlarında olur bu arada. Yani illa animeyi masa üstünde oynamaya çalışan arkadaşlar olmuştur. Dövüşler aynı tadı vermiyor. Dövüşler aynı tadı vermeyince şeye dönüyor. At bakalım zar. Attın işte tamam. vurdun yumruğu falan. Yani Anladım. E, ben anime dövüşüne çok daha uygun kafa yapısında olduğu için mesela Fate sistemini çok beğeniyorum. Türkçe'de çevirdiğim bir sistem var ya Fate diye bir şey. Evet, evet. Onun mantığı böyle herkes gücünü koysun, herkes Fate puanı harcasın, şahlandıkça şahlansın, sahne coşsun. Diyeceğim kafası yolu vakit. Mi o? Evet evet. Onu da böyle bir ben serbest... Ben de senden ve... izlediğim kadarıyla biliyorum. <laughs> ha, onu, onu böyle naratif bir kafası var. Yani işte ben bir sonraki gear'a ağlıyorum bu sahnede ağlamamdan güç alıyorum falan diyebiliyorsun evet. Fate'de tamam mı? Evet. Çünkü anime'de öyle ya yok adamın ecdadı dövülüyor ecdadı dövüldüğü için parmağını ısırıyor kendisi bir daha flashback sert Bir flashback giriyor. Ya, şey. Yani naratif bir güçlenme var anime'de. E şimdi evet. bir D&D'de falan öyle değil. de attın 18 geldi. Karşısı 23 geldi. Hmm. Vurdun vuramadın. O sıkıyor. Daha böyle onun anime dövüşlerinin duygusal güçlü tarafını gösterebilecek bir sistem kullanmak lazım. O da benim gördüğüm bir fate de var gerçekten. Diğer sistemde çok mekanik kalıyor. Hmm. Ee, ama ben keyif almıştım açıkçası. Çünkü rol yapma tarafı çok keyifli oluyor tabii. Anladım. Ee, bu oyunlardan da aslında girmişken onu da soracaktım. Yani bu genel olarak tüm anime oyunlarında var. Hep kopyala yapıştır oyun çıkıyor. Bir de hmm. One Piece'in işte Pirate Warriors diye var işte 4 çıkmış artık. Neden devam ediyor anlamadım hala o seriyi de tuttu herhalde. Ya işte niye niye devam ediyor ben size ya her indirimde alıyorum ben çünkü. Onları çıkarıyorlar evet, çok... 299 TL'den. Evet, Böyle Game alamıyorsun e de başta. de koymuşlar şu anda. Hmm. Sonra iniyorsun 60 TL 60 TL ince lan alayım diyorsun. Niye One Piece olan sevgimden ha evet. oynadığımdan değil oyunlarda yatıyor bakma. Ama ya... böyle bir sevmişiz işte alıyoruz yani. Ya o tarzdan ben nefret ediyorum. Adı da ne bilmiyorum onun bir adı varmış İşte öbek öbek böyle 100 kişi 50 kişi duruyor Luffy ile hmm. bir vuruyor yüzü de uçuyor falan 50'si de uçuyor. Evet. O mesela yani ne bileyim daha orijinal şeyler denenemez mi? Sen mesela daha yeni dedin ya Mass Effect gibi. Niye yapmıyorlar Yani acaba? Evet abi şöyle bir şey var yani tabii şimdi şeyi unutmamak lazım biraz Marvel Stüdyoları'nın çıkarttığı bir şey gibi ya One Piece yani kabaca. Doğru. Neticede bu bir eser. Bunun sırtından para kazanmaya çalışan bir stüdyo var. Bir yayıncı var arkada. Yani şey gibi değil. Ee, hakikaten böyle mangayı yazan adam oturup da kendi kafasıyla abi benim hayalimdeki oyun şu dese belki öyle bir şey evet. çıkacak ama o adam eserini yazıyor. Onu bir yere lisanslamış. O oyun haklarını da almış. O oyun haklarını alan adam eminim toplantıya çağırıyor. Arkadaşlar diyor bize One Piece'in oyununu yapın. Stüdyo orada bakıyor. Eminim stüdyolarda da çok One Piece'le büyümüş, çok One Piece seven insanlar var, var ama yani şimdi şöyle düşün. One Piece'in dövüş oyununu yapmak mı daha kolay yoksa böyle açık dünya keşif bilmem ne dövüş oyununu yapmak daha kolay dövüş hemen tak 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 vuruyorsun vurdukça aşağıdaki çubuk buyuyor gear 2'ye geçiyorsun 3'e geçiyorsun <laughs> ara demo gidiyor evet, bilmem ne evet. yapıştırıyorlar dövüş oyunu. Senin dediğin tarz ben de hiç sevmem Dynasty Warriors kafası o böyle sopayı bir sallayacaksın ha. 150 kişi. Atakon evet. Titan oyununu da öyle yaptılar mesela baygınlık Aha. geçiriyordum oynarken daha doğrusu şöyle Atakon Titan oyununda Titan kesmek çok keyifli. Titan Hı -hı. kesmediğin her an böyle 100 kişinin arasında sopa gezdiriyorsun böyle. Hakikaten <laughs> saçma oluyor yani. Ee, hakikaten şey var o yüzden. Japon stüdyolarında böyle birkaç tane formül var. Dövüş oyunu. JRPG kafası. İşte grupta herkes sabit duruyor. Turu gelince saldıran evet. kafası. Bir de şey. Dynasty Warriors kafası. Kalabalıklığın arasında sopa gezdirelim. Ve bunları çatır çatır çıkarabiliyorlar. İşte şöyle düşün. Şimdi bu adam bunu çıkarıyor. Satıyor abi bu çünkü one piece işte çok gönülden seven insanlar dünyada çok var. Ben bile alıyorum, indirimde alıyorum ama alıyorum yani. Evet. Herif, herif zarar etmiyor. Ha ne olur gerçekten şey çok güzel olurdu ama bir ara şey diye bir oyun çıkmıştı. Şu jump oyunu çıkmıştı galiba. Hakikaten jump, böyle jump force. Jump force ha. Evet. Orada hakikaten şeydi böyle şu anen aleminden herkes var. Sen de bir karakter yaratıp onların yanına giriyorsun. Ben Aynen. çok heyecanlanmıştım onu. Aa dedik süper harika bir şey olacak. Yok abi gittik kofti kofti dövüş oyunu çıktı yani hiçbir şey yapamadık Tabii. ekstra. Aynen. Onun One Piece'lisi de çıktı solo One Piece Burning Blood diye mesela o da gene aynı yani John Force arasında neredeyse fark yok mekanik hmm. olarak. Bir de World Seeker One Piece World Seeker hiç denk geldi mi karşına bilmiyorum. Böyle World bir Seeker oyun galiba çıktı. galiba benim depoda var. Yani World Seeker geçen sene aldığım ve artık Hı -hı. bundan sonra One Piece oyunu almayacağım Allah kahretsin de, yemin ettiğim oyun olabilir. Kötü bir oyun diye demiyorum ama giriyorum giriyorum hep hayal kırıklığına uğruyorum. Kötü ya valla. World Vallahi. Seeker <laughs> bana çok kötü, kötü geldi. Evet, evet almışım World Seeker'ı. Açık ve Dünya yapmaya, ve yapmaya saat oyunu çalışmışlar. Iade Hı -hı. Evet Açık Dünya yapmaya çalışmışlar. Ee, neydi Zelda? Zelda'ya benzetmeye çalışmışlar görsel Hı -hı. olarak da. Hiç olmamış. Bir kere Luffy'yi oynuyorsun ve yani çok kısıtlı geliştirebileceğin şeyler. Yani e, sadece Luffy oyunun gücü belli işte, lastikle ilgili bir takım şeyler. Bir gelişim de yok, doğru dürüz. Yok şey değil mi ya? Yok kolunu atıyor, çatıya çıkıyor. Yok kolunu atıyor, şey ne Evet de. evet. Bu Sekiro'daki şeye getirmişler. Hı. Atıp gidiyorsun falan böyle. Çok aynı. E, bir de kötü adam da Iron Man. Yani onu abi boş bir vaktinde gir bak. <laughs> yani direkt Iron Man kötü adam. Hatta Hulk zırhıyla geliyor faz 2'de falan yani. Çok kötü. Onu da becerememişler. Ee, ya böyle. bu Sen aslında gelmez diyorsun One Piece'de orijinal bir oyun. Bir kart oyunu geliyormuş bu arada. Ona yani çok heyecanlandım. Evet, şimdi bir de JRPG'si geliyor diye biliyorum. Onu da geçenlerde duyurdular One Piece oyunu. Ee, evet, ya evet, ben çok o... isterim şöyle bir oyun gelsin. Yani hakikaten böyle level 1'den başlayalım. Bunlar da bu oyunu episodik yapsınlar. Çünkü... One Piece'in mangası şu an kaçta? 1500'de mi 1200'de mi bir şeylerde galiba. Ee, 1050 falan 1050'lerde. 1050 yani hı hı. şimdi 1050'lik işi sen tek oyunda kapatamazsın. Mesela Naruto'nun da ben birkaç tane oyununa girdim. Nispeten evet. daha iyi yapılmış Naruto oyunları var. Oynarken utanmadığım böyle. Ee, ama şey çok ilginç. Yani oynuyorsun, 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 oynuyorsun. Allah 10 sene önceki kontente anca geliyorsun. Çünkü maşallah manganın animelerin içerikleri o kadar büyük ki. Yani Doğru şey bir kafaya girmeleri lazım. Böyle hakikaten level 1 bir tane korsan başlayacağım Düz. Hı hı. Bir de düz korsan tayfa tayfa oldu yani. sıfırdan başlayacağım <laughs> evet. böyle tamam mı? Luffy Mufi değil abi. Luffy Mufi falan işte karışıyor. Luffy çok büyük adam artık. Yani böyle Doğru. şey olacaksın. Luffy ne grubundaydı? Bir başlarda bir Shining Pirates hani böyle Upcom yani ne Luffy'nin başlarda olduğu grup neydi? Küçük efsaneler miydi? Neydi? Süpernova. Yani böyle... Süpernova'lar Süper Süpernova değil mi? Evet. Ha. Şey gibi düşün süpernovalardan bir tanesini tayfası olarak başlıyorsun ama şey tayfası evet. baya. One Piece'de var ya böyle arka planda çiziyorlar. Yeri <laughs> siliyor böyle. Bir yumurta evet. dağılıyor gidiyor falan. Level 1. Bir hikaye kurgulayacağım orada. süpernova inanılmaz birinden dayak yiyecek. Biraz eski zamanlara döneceksin. güncellere değil. Atıyorum Marineford'dan reis bir kaptan değildi de böyle yancı bir adam. Mesela Smoker falan var ya. Smoker'ın evet. yancısı tadında küçük bir herif gelip senin katadroyu dövecek. Sen bir adada <laughs> kalacaksın. O adada bir Fruit keşfedeceksin tamam mı? oradan başlayacak senin hikayen. Yani böyle çok sıfır bir yerden başlaması lazım. Demlene demlene geleceksin. Evet. Ve biraz da randomize olması lazım. Yani çünkü biz One Piece'te neyi seviyoruz? Ee, tamam Luffy başlıyor bu hikayeye ama sürekli tayfasına birilerini katıyor ve hiç beklemediğin insanlar katıyor. Mesela ben One Piece'te okurken hep onu ta takdir etmişimdir. Hı hı. Şey çok ilginç oluyor genelde. Mangalarda falan ha tamam lan bu iyi adam iki yumruklaşacaklar, katılacak ekibe falan dersin. Evet. One Piece'de çok ilginç oluyor. Yok diyor Mr. Ve Mr. Wednesday miydi kızın ismi mesela? Biz Miss Wednesday bilmem nerenin prensesi çıkıyor. Aa ekibe katılacak mı diyorsun? O Aynen. katılmıyor. Bir Öbür mi? yandan işte Katın he, Krokodile'nin çevirmeni varmış. O, ne alaka lan diyorsun. Sonra o katılıyor grubu. Nico Robin falan anladın mı? Böyle hiç Aynen. beklemediğin yerlerden beklemedik dostlar çıkıyor. Şeyde o çok tuhaftı. Yani Gerçi orada da biraz animede şey klişesine düşüyorlar herhalde. E, hapishaneye gidiyorlar diye bir noktada. Hapishanede artık bir arada çalışıyorlar. Eski düşmanların hepsi bir arada ama. Evet. Yani şey ilginç oluyor. Mesela Dragon Ball'dan kalma böyle bir şey vardır ya. Önce bir sopayla döver herifi. Sonra vay biz dostmuşuz olur. One Piece'de o kadar olmuyor. Böyle yan karakterleri ekliyor ekibe. Bir de ekibe eklediği herkes freak show. Yani hiç benzer adamlar ekliyor. Aynen. Ya. Ya, o, o Onlar konuda çok, çok hoşuma gidiyor benim. Hmm. Ya O kadar güzel aslında evren yaratmış ki bir de sen de mesela bir videonda söylemiştin yani Bilic gibi Naruto gibi tutarsızlaşmıyor. Çünkü adam hmm. gerçekten e, evet yani birebir düşünmese de bile bir planlı gitmiş her zaman. E, ya One Piece'de kimin hikayesini anlatsan çok güzel bir anime olurmuş yani adam öyle bir evren yaratmış ki e, o, tabii, tabii. o konuda çok başarılı. İşte o yüzden bence Luffy'ye Muffy'ye falan gideceğine hatta bak kendisi bile bence bir yerde şey numarasını çekiyor. Ee, bu Trafalgar Love mıydı? Bir tane karakter var ya. Şapkalı evet. katanalı. Mesela o da aslında bir yerde bilmiyorum siz okurlar olarak yani daha böyle One Piece, Typhon fark ediyor mu? Ya da böyle bir analiz yapıldı mı ama Trafalgar Love bana çok şey gibi geliyor. Luffy gibi geliyor. Yani böyle şey başlangıç hikayeleri yine dramatik. O da böyle evet. bir zor bir şeylerden kurtulmuş. Biri yanına almış onu yetiştirmiş geçmişlerinde ağır drama var. Hı -hı. Ama ne olmuş? O da yine şapkalı ve süper güçlü birisi olmuş. Şey de öyle evet. ya. Luffy de öyle ya biraz. Yine şapkasını Doğru. takıyor. Çok ikonik bir şapkası var falan. Yani aslında şey yapabilirsin o yüzden. Bence bir One Piece oyunu yaparken çok dramatik, ağır geçmişi olan işte hani böyle meyveyi bulduktan sonra bir konuda kendi kafa kendisine bir karar vermiş, ikonik de şapkası olan bir karakter daha çıkar. Yani bence <laughs> Trafalgar o yüzden şey gibi. Luffy'nin böyle bir yansıması gibi. Hani onun da benzer bir hikayesi var bir noktaya kadar. Ee, işte ne bileyim. Yan, yani yanlış paraleller belki ama Luffy böyle hani abisi gibi sevdiği Ace var. Trafalgar Trafalgar hatırlıyorum kendisini kurtarmak için uğraşan bir şey vardı. Ne Corazon. o Don muydu? onun? Kardeşi vardı işte mesela. Evet. O kardeş ölüyor. Ö, i̇ntikam yemini ediyor falan. Böyle biraz anime klişesi karakterler. Ama güzel paralel karakterler gibi geliyor Zaten bir yerde anlaşıyorlar. Daha sonradan araları falan bozuluyor mu bilmiyorum. Ben çünkü dedim ki yok, en son yok. şeydeydim. Yok. Hep Neydi? ikisi müttefik olarak devam ediyordu en son. Ama ee, öyle, şey, öyle bir karakter daha öyle. çıkarabilirsin yani. Hani yine şapkalı, yine drama yaşamış bir karakter çıkart ya yürüsün yani. Ve şey, yani unik karakter yaratmak bu kadar kolayken yok abi Luffy 5 kişinin arasında kolunu önü yapmak işte bu ucuzculuk. Yani yapıyorlar, satıyor ama iş değil bence bana sorarsın. Wow, bence de öyle. Ee, evet One Piece'ten Devam edelim o zaman abi. Birazcık da aslında Marineford'u okay. sana sormak istiyorum. Çünkü Marineford çok benzersiz bir sezon gibi geliyor bana izlediğim tüm şu hmm. anenler arasında. Çünkü gerçekten e, yani sezon başlı başına bir meydan savaşı e, ve hmm. iki ordunun birbirine doğru koştuğu bir savaş sezonu. Mesela hiçbir şekilde birebir vs olmuyor. Yani mesela Naruto'da bile çok büyük savaş yaptı gene bütün savaş vs'lere döndü. E, Bleach'te de aynı evet. şekilde. Ama mesela One Piece'teki o Marineford sezonu Kimse bire bire eşleşmiyor. Herkes işte beyaz sakal tayfası tamamen Ace'i kurtarmaya fokus. Olabildiğince savaşmadan devam etmeye çalışıyor ya. O beni çok etkiliyor. Böyle bir sezon olmuş olması. Ve Luffy herkesten dayak yiyor. <laughs> bir başlıyor olarak. Ee, sen mesela ilk izlediğinde nasıl bulmuştun Marineford'u? Beğenmiş miydin? Beyaz sakalı falan mesela. Ya Marineford... Aslında şöyle Marineford'a gelene kadar ben o hissiyatı daha önce en iyi Lobby'de yaşadım. Yani... Evet. E, Şimdi her animeden, mangadan insan aklına bir şey kalıyor. Benim One Piece ile ilgili aklımda kalan en ciddi şey çok ayakları yere basan bir kurulumla gidiyor hep. Mesela Bleach'de şey bir yerde hissediyorsun artık herif aklına güç gelmiyor atıyor götünden. Evet evet. Bir yerde şey çıkmıştı çünkü benim üstümdeki renk senin üstünde varsa senin üstündeki renk benimkini niye yener falan diye bir kaptan <laughs> çıkmıştı bir ara Bleach'de. Ben şey olmuştum böyle ha okey. Abinin vitamini bitmiş <laughs> burada bitiyor artık falan demiştim. Zaten Oradan bir 50-60 chapter daha devam etti. Sonra hakikaten çok kötüye döndü Bleach. Naruto şey yaptı. Yani bence nasıl diyeyim? Ben Naruto hiç düşmüş gibi gelmiyor. Tabii fillerlerine hiç girmemiş biri olarak söylüyorum. Manga olarak söylüyorum. Evet. Ama Naruto da bir yerden sonra şişti artık. O anime şey bir yerde Shinobi meydan savaşına girilmeseydi artık oradan sonra ne olacak Allah bilir. Çünkü kaplumbağalar geliyor, kurt adamlar, böyle <laughs> anlamı kolonlar falan herkes. Dedim ki bir meydan savaşı çözer bunu çözerse. O da onu çözdü ama senin dediğin gibi orada da konu yine şeye geldi. Gökten aşırı güçlü adam iniyor. Herkes en son gücünü atıyor. Ne olacak ya onun sonu yani? Son düşmana karar verememiş bir de. Peyin mi? Yok Tabii değil. Bu. Onun da üstü varmış. Madara mı? Yok. Hı -hı. Onun da bir tanrısı varmış. Evet. Dışa döndü yani. Yani şu anda ben One Piece'de hiç şeyi hatırlamıyorum. Galiba bir krokodil dövüşü vaktinde öyleydi. Yani aşırı güçlü. Ne yapsalar dövemiyorlar. Sonra yöntemini bulup dövüyorlar. Mesela evet. onun dışında böyle bir adam geldi herkes en büyük. Herkes ultisini attı. Yine de dövemedi gibi böyle e, MMO dövüşü gibi bir şey pek yoktu One Piece'te. Benim hatırladığım hep böyle akıllı dövüşler. ya şey benim mesela çok hoşuma gitmişti vaktinde. işte en iyi lobinin girişinde herkesin farklı güçleri olması. O neydi? Omzunda şey papa olan herif. Ağzına sıçıyordu ya, şeyin. Evet üstüne gir açıyordu falan. Yani böyle biraz daha Aa hani dengine denk gelince herif bir şeyler öğrenerek hep bir dayak atma. Yani Zoro'nun mesela her attığı dayaktan ya da her yediği dayaktan bir şey öğrenmesi. Evet. Yani bu e, mesela bunları sanki şimdi Jujutsu Kaisen'de daha iyi yaptılar gibi geliyor. Böyle bir onları getiriyor aklıma. Daha akıllı şey şey dövüşler yani keyifli. Bir de şey de beni çok şaşırtmıştı. Skype ya da işte Enel'in karşısına geliyorlar. Enel evet. elektrik adam bizimki lastik adam böyle <laughs> konu hemen çözülüyor orada Enel'in zaten suratı meme olmuştu. Tabii evet evet. açık sümüyor, akmış böyle bir suratı Bizde var. emojisi var benim zaten onun. <laughs> ha, yani canlı yayınlarda. Müthiş, müthiş bir hal yani o. Ee, hakikaten meme olmuştu. O dönem hani, internette her yerde görüyordum onu. Ya yani ben çok akıl ya şey kurgulu herif. Bana öyle geliyor en azından. Uf, abi gelecek hafta neyle dövüştün? Bu dur tavşan çıksın fafık <laughs> öyle değil. Yani değil. çok zaman önce yazmış, koymuş kenara bence bir sürü şeyi. Çünkü Hı -hı. balık adam arkana ben geçtiğimde şey hissetmiştim. Lan demiştim ta Arlong zamanı bahsettiği bir takım konuları 5 evet. sene 10 sene geçmiş üzerinden. Aha şimdi tekrar görüyoruz. Yani planlı bir adam bence Eichiro o da. Bana, bana öyle geliyor tabii. Siz benden daha çok okumuşsunuz yani One Piece komitesi olarak. Sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum ama çok planlı bir adam. O yüzden çok. Yani e, yani Marineford arkada bana şey gelmişti. Ne diyeyim? O noktada şaşırmamıştım artık. Öyle söyleyeyim sana. Yani belli Hı -hı. bir kaliteyi bekliyorsun çünkü. Hani evet. Yani Blackbeard giriyor onun kendince bir derdi var. Whitebeard giriyor onun kendince bir derdi var. Ace böyle gider ayak bir şeyler yapmaya çalışıyor onun kendince bir derdi var. O noktaya kadar bir de bize Marine şeyleri tanıttı. Marinlerin dört komutanı var ya. E, amiraller. Istedim, istedim. Üç amiral. Amiraller. Evet. Akainu'yu hatırlıyorum. Lightning adam vardı onu hatırlıyorum. Kizaru, i̇şte şey Aokici. vardı. Kizaru vardı. Bir de onları böyle galiba Japon aktörlerden bakarak çizmiş. Bir de onlar böyle aynen, daha aynen. adam adamlar ya anladın mı? Geri kalan herkes böyle deli. Bunlar ciddi ciddi böyle şey ya. suratlı. O Aktör Japonlar Japonlar bu. için mesela çok ilginç bir şey abi. Mesela bizim Türkiye'ye uyarlasan Amiral'in bir tanesi Cüneyt Arkın tipinde bir tanesi Kemal Aha. Sunat tipinde falan böyle çok meşhur Japon eski e, aktörlerden şey almış referans almış çizimlerin. Yeni yani gelen ben oradaki Amiraller şey de öyle bu arada. Çok beğeniyorum bak yani şey ya çünkü Amiraller böyle hani nasıl söyleyeyim sana dünya düzenini temsil ediyorlar ya bir şekilde gerçek evet. yani. Gerçekten kastım ne? Bunlar Grand Line'da gezen palyaçosu var, timsahı var anladın mı? Acayip bir yer, x gibi bir yer. Fantastik herkes. Ama amiraller dediğin neticede bir işte şeydi ne? Dünya düzeni mi? Yok neydi? Dünya World hükümeti. Dollar, yani dünya hükümetini temsil ediyorlar ya. Hı -hı. Dünya hükümeti dediğin hakikaten işte vergisini toplayan, yani hani çiftçisinden ununu alan, ekmeğini alan. Anladın mı? Böyle bir sabitliği temsil ediyor ya. O yüzden mesela onlara daha insan yani böyle insan gerçekçi yüzler çizip Bizimkiler yok lastik çocuk, yok burnu uzun usop. abi bu <laughs> O arada mesela estetik olarak bir fark yaratıyor herif. Yani bu benim mesela çok hoşuma gidiyor. Yani şeyden hemen veriyor ayarı. Ee, hani burada aslında birazcık gerçekliğin tokadını yiyor bizimkiler. Yani bence evet. öyle bir paralellik de var orada. Yani o yüzden şey çok güzeldi. Amirallerin kendi kafasında bir şey var. Mesela o e, Love, Love G'di değil mi? Akainu. Mesela o Aynen. böyle daha takıntılı bir amiral diğerlerine göre. Hani... E, Diğer Amirallerde biraz şey var çünkü. Tarafsız gibiler. Hani böyle şey. Hani tamam bu, bunlar da korsan ama genelin faydasına ne yani fayda ne iyisi onu yapalım. Akayun öyle değil. Akayun'u böyle onun atlayalım Müslümün. falan gibi sert bir. Yerim. <laughs> Mesela evet. onların farklı bakış açılarını oturtuyor falan. Ondan sonra şey çok güzel oluyor. Yani her karakter kendi yapacağı şeyle gelince oraya olaylar gelişiyor. Bence öyle düzgün bir sistemi vaktinde Civil War'da kurabildiler şeyler. Hmm. Marvel evreninde. Yani o dövüş sırasında da herkesin kendince kafasında farklı bir niyet, bir şey vardı. İşte Kaptan Amerika ile Spider-Man'in küçük atışmaları, ikisi de Brooklyn çıkışlı olduğu için falan hani evet. Her karakter kendini temsil ederek oynayabiliyor. Ben onu çok hoşuma gitmişti açıkçası. Çünkü Marineford'da benim hatırladığım yani çok Luffy'nin SMS'i okumuyor da işte bu da Luffy. Oradaki en tırt adamlardan evet. biri ama kimler gelmiş oralara? Whitebeard falan gelmiş. Aynen, aynen. Ortalık karışmış yani. Dünyayı sallıyor falan beyaz White Whitebeard yani. O, o sırada. <laughs> şey işte o yüzden çok keyifliydi. Küçük bir yani böyle büyük bir dünyanın içerisinde küçük karakter olduğunu sana sık sık hatırlatıyorlar Luffy'nin. Hep böyle şey değil. Mesela i̇şte Naruto'da iş en sonunda Naruto'ya geliyor. Anladın mı? Yani Evet. O kadar kakaşılar, kukaşiler herkes bir hareket atıyor. Yok en son Naruto öldürüyor abi. Burada öyle olmuyor evet, evet. mesela. One Piece'de Luffy sen bir çekil kardeşleri burada harcarlar falan <laughs> Bayılıyor muydu zaten? Yazık bir şey oldu. Bayılıyor zaten yani. savaşın sonunda baygın Luffy'yi amirallerden kaçırmaya dönüyor hmm. tamamen bütün konu yani mesela. Öyle evet, bir şey. O da, o da güzel bir şeydi. Şeyi hatırlıyorsun orada. Oo daha bizimkiler hani 40 fırın ekmek yemesi lazım diyorsun Tabii. yani. Ya bizimkiler de burada da olsaymış ölürlermiş diye düşünüyorsun. O sadece Luffy var evet. ya o sezonda. O çok garip. Bir de sen işte şey Akainu'dan bahsettin. Ondan da gireyim. Mesela e, H. Roda'nın gene yaptığı çok iyi işlerden bir tanesi de e, mesela denizcileri seven çok kişi var. Yani aslında onlar da kötü değil. Baktığın, hmm. yani nereden baktığına göre değişiyor. O yüzden mesela Akayun'u ne kadar acımasız da olsa her zaman benim yayınlarda bile bir tartışma konusu oluyor. Hmm. Akayun'u işte iyi mi, kötü diyebilir miyiz? Bir villain diyebilir miyiz? Yoksa dünyanın %80'ine göre de kahraman o adam. Hmm. Sıradan insanlar için, yaşayan insanlar Tabii. için. Hiç şeyde, şeyi gördük mü ya? Onu mesela bilmiyorum. Benim bıraktığım yerde... Ben en son balık adamlarda falan çok yorulmuştum. Onu hatırlıyorum. Evet. Sonra işte Dressrosa'da falan pilim bitti. Böyle şey oluyorsun ya bir yerden sonra. Eyvallah ben bunu bir sindireyim dedim. 8 senedir sindiriyorum bu arada. Daha yani... işin evet. İşin bak One Piece olan sevgim ve ilgim azalmadı. Ama böyle... Dur bakalım hani okuruz mokuruz derken seneler geçti yani. Daha şu an girsem <laughs> muhtemelen yani benim bıraktığımda galiba 400. ya da 500. sayısında olması lazımdı One Piece'in öyle düşün. Şu an binlerde diyorsun yani. Bir bu kadar daha var. Ee, yani şeyi merak ediyorum o yüzden mesela ilerleyen bölümlerde şey çıkıyor mu? Hakikaten dünyaya karaya ayak basıyor muyuz hakikaten? Yani normal vatandaş köylü ne yapıyor mesela bu dünyada? Hiç görüyor muyuz onları hep adalar ya, mı yoksa yine? Yine adalar gidiyor ve aslında birazcık daha büyüyor konular. Şu anda hmm. mesela iki imparatorla aynı anda savaşılıyor. Dört İmparator var ya şeye girildiğinde hı hı. Grand Line ikinci yarısında. Şu an olaylar acayip büyüdü. Benim sana aslında tavsiye edebileceğim şu an e, kaldığın yerden bile e, şey yapsan, izlesen e, bir sıkıntı olmayacak bölümler var. Kozuki Oden diye bir samuray girdi abi. Bu e, bu hı. zamanda Roger'ın tayfasındaymış. 20 yıl önce ölmüş bir adam. Ve Roger'ın One Piece'e giden yolculukta bu da varmış. E, meğerse şeyleri okuyan buymuş. E, yazıtlar Başları. var ya. Ee, Poliglif miydi neydi pone, isimleri, şey. aynen Ponaglif. Hmm. onun zaten ataları yazmış bunu. Roger bunu tayfasını alıyor. Roger da okuyamıyormuş mesela. Normalde bize şey dendi. Roger işte sesini duyabiliyordu oradan. Yok öyle değilmiş meğerse. Bu adam okuyormuş ona da. Onların böyle One Piece'e yolculuklar. Hatta Roger'ların One Piece'i gördüğü anı bile e, görüyoruz. Kahkaha atıyor hepsi gülüyor ve bitiyor onu mesela izleyebilirsin çok güzel. bu One Piece şey falan çekmeyecek yani. değil mi abi? Önemli olan dostluk, arkadaşlık gibi mesaj çıkmayacak Hayır. değil mi? Biz hep yok, bundan yok. korkuyoruz yani. Bir şey çıkacak yok. inşallah One Piece. Yazarın direkt <laughs> röportajında var ya yok yani One Piece diye bir şey var, somut bir şey var diye ha, dediği evet. bir röportajı var. Hatta Hadi bu Reddit'te şey oldu ya şu anda Pixel ne deniyor ona? Ha bu. place yapıyorlar ha, place. Orada mesela Roger'ın One Piece'i gördüğündeki gülüşünü yapmışlar. Bugün gördüm bizim Discord'a yapmışlar. Güzel. Çok efsanelere girdi. Onu izleyebilirsin mesela bir 10 sayı falan. Ve okuyabilirsin, izleyebilirsin dediğim. Onu sana tavsiye edebilirim. Bakalım ya benim için şey çünkü. Valla ben bu aralar tekrar böyle bir anime elim kaşınmaya başladı. Onda da açıkçası Jujutsu'yla şeye girdim. Demon Slayer'a girdim. Onlar da Aha. çekirdek gibi yani bir günde ikisini de çitleyi veriyorsun zaten yani böyle evet. One Piece yani One Piece kaçıncı daha abi 23 mü? Abi 97'de çıkmış mangası 25 25 senede yani evet. şimdi aynı anladın mı bir sezonluk Demon Slayer var öbür taraftan 25 yıllık One Piece külliyatı evet. var. Ben ama şeyi çok hoşuma gidiyor yani bir noktada One Piece illaki bitecek ya yani bittiği zaman galiba Aynen. böyle şey olacak ya. Dünyanın en büyük serilerinden bir tanesi olacak. Şu an dünyanın en büyük serisi oldu mu? Biliyor musun? Oldu. Sen hatta yani hatta oldu şöyle söyleyeyim abi. Batman'i geçti satışlarda. Bir tek Superman hmm. kaldı geçemediği. Ee, onu da geçecekmiş sanırım birkaç sene yani istatistiklere göre. Total, şu anda zaten total satışta mı? Total satışta. Hatta tek bir yazardan <laughs> e, çıkan şeyler de çoktan geçmiş. Katlamış Tabii. bile. Ee, şu anda totalde Superman'le bir Superman iki One Piece olmuş. Zaten e, yazar, Eichiro da e, şey olarak servet olarak en yakın mangakayı böyle katlamış, ona falan katlamış yani. Acayip büyük. Aslında şu an One Piece'in gitmesi bekleniyor abi. En iyi olarak şey olması için, ne? Hmm. E, 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 öyle bilinmesi için. Yani, Bozmadan bitsin mi? Bence bitirmeyecek Eichiro evet. da öyle bir adam değil ya. Bilmiyorum sen ya, nasıl görüyorsun gerçi de. Kendisi zaten kafamdaki gibi olsa bitmez diyor sonsuza kadar hmm. sürer diyor ama yoruldum falan diyor yani bir 5 seneye falan bitirebilirim diyor. Bilemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> abi 22 yaşında falan başlamış ya. Düşün yani Tabii. 47 yaşında şu anda. Çok acayip. Bu peki bir şey söyleyeyim. HRO'da bir yandan Fairy Tail diye bir şey mi yazmıştı bir de? Hiç bakmadığım Yok. bir şey var benim. Yok abi o şey. bunu e, bunlar manga asistanları oluyor 2-3 tane. Aha. Asistanlarından bir tanesi Fairy Tail yapmış. Hatta Shanks'ın birebir aynısı var. Görmüşsündür belki Fairytale'da. Hmm. O ona göndermeymiş mesela bu. Ha okey. Şey evet. değil yani kendisinin giriş Çünkü dedim ya Lan iki tanesini yok. birden nasıl yaptı bir yandan falan. Yok yok. Sadece One Piece gitmiş. Yani ee, peki bu... şey biliyor musun? O böyle şey garantisi var mı şu an elimizde? Şimdi yani Berserk'i adam yazdı yazdı en son vefat etti. Yarım kaldı ya yani evet. şey olmuş mu? HRO'da röportajlarında falan söylüyorum. Ben hani bölümleri dizdim abiler. Ben araba bile çarpsa bu bitecek falan. yani <laughs> Böyle bir durum var mı? Yoksa daha kafasında bitirmemiş mi mesela? Abi acaba? Sadece sonunu biliyormuş e, asistanları falan sanırım. Yani gidişi hmm. sanırım bilen yok diye biliyorum. Öyle bir açıklaması yok odanın Belki söylemiştir. Bir de bir hurafe dolaşıyor bir Reddit'te. İşte ölmek üzere olan bir çocuk varmış kanser ona söylemiş sonunu falan diye bilmiyorum çok mantıklı gelmedi bana. Ya ee... bir PR <laughs> aktivitesi bir, ya bir, birkaç sene önce şey oluyordu hatırlıyor musun? Yok Death Stranding çıkmadan oynamak istiyor hemen kanser He. gidiyorlar. Yok evet. hemen işte Marvel Civil War izlemeden ölmeyeyim diyor ona gidiyorlar falan. Yani, yani vefat eden çocukların da günahını almayayım gerçekten varlarsa ama bana bunlar PR kampanyası gibi geliyor. Bana yani da öyle geliyor. Haber olsun bir duyulsun falan öyle bir şey yani. Bana da öyle geliyor ya. Vallahi... Peki sana başka bir şey soracağım yani ben evet. şu şeyi merak ediyorum daha böyle One Piece'i artık senin Grand Line diye kanalın var yani hani Hı. demek ki bu işin böyle odağındasın yani İlla senin gibi odağını alamış ciddi arkadaşlar da vardır bu konuyu yani bu adam 25 senedir bunu yazıyor şimdi 22 yaşındaki bir adam bunu yazmışsa ile atıyorum 40 yaşındaki bir adamın yazması arasında fark var. var konular değişti mi mesela olgunlaştı mı hikaye yani bunu hissediyor musunuz? Ee, kesinlikle hissediyorum abi. Sen mesela mangadan okuyan biri olarak şeyi fark etmişsindir. One başları acayip karikatür çizimler falan. Aha. Çizimler böyle sevimli sevimli. Yani adamın çizimine hmm. bile yansıdı olgunlaşması. Artık şu anda böyle çok karizmatik ve gitgide Luffy mesela ilk manga bölümündeki haliyle böyle ara ara 100 bölüm 100 bölüm baksan değişimi görebiliyorsun. Hmm. Ee, yani aslında şu konsept hiçbir zaman değişmedi. Hatta bunu da ben konuşmak istiyordum seninle. Bir videonda Star Trek'e çok benzetmiştim Hı -hı. Yatay bakışta ben de çok benzetiyorum. İşte hiç bilmediğimiz bir krallığa geliyoruz. Bakalım Buran'ın sorunu ne? Hadi çözdük. Hı -hı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu hiç Hı -hı. değişmedi. Ama krallıkların içindeki konular biraz daha böyle politikleşti falan. Hani bunu hissedebiliyorsun. Şimdi daha ee... başa şey etmişler Vano Ark mı? Bir şeye Vano. Evet, samuray ee... krallığı orası da artık. Ha, Onunla alakalı ben şöyle yani redditte böyle okuyorum ne olup bittiğinde detaylarına bakmıyorum böylece kafamda oturmasın diye evet. ama şeyle alakalı çok analiz okudum işte Vano bildiğin aslında Japonya bir şu an artık Japonya'nın iç işleriyle ilgili bayağı eleştiri yapıyor hani adam aslında gibi analizler gördüm bilmiyorum doğru mu bunlar yani. Ya bu samuray geleneği tamamen zaten müzikler bile e, samuray hmm. olmuştu. Bu Westworld'de şey vardı ya bir samuray sezonu vardı ha, müzikler Samurai bile World, şeye, evet. Şamisen'le falan çalınıyordu. Hmm. E, aynı öyle şu anda yani çok ilginç bir şekilde mesela samuray geleneğine bir eleştiri var. Sonra mesela bunu chatte bir arkadaş söyledi bilen bir arkadaş. Japonya'da da zaten birazcık samuray geleneği böyle şey olmuş. Sadece geri kafalılar böyle övüyormuş falan gibi bir şeye dönmüş. Hmm. Ee, birazcık bir şey gibi replikler var ya yeter siz de onur 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 diye kendinizi yok ettireceksiniz yeter hani biraz hmm. daha rahat olun gibisinden böyle ee, ona bir eleştiri var gibi mesela şeyler var yorumlar onu var. ben de duymuştum yani şey olmuş böyle Bizde ecdatçılar var ya böyle hani Osmanlı, evet. bir koydu osurttu Osmanlı, nerede Osmanlı osurttu deyince e, abi e, falan oluyor <laughs> ama vay Osmanlı Osmanlı diye bağırıp duran bir tayfa var ya. Güzel Osmanlı iyi etmiş, güzel etmiş de hani yıl 2022 hani Tesla uzaya roket atıyor. Hala Osmanlı falan Aynen. bir tayfa. Benim bir anladığım kadarıyla bunu Shin Godzilla'nın galiba analizinde falan okumuştum. Yani böyle Japonya'da şey bir tayfa varmış. Eee daha doğrusu biz biz beyazların hani böyle gidip de vay samuray bilmem ne falan diye övmesinde Japonlar şeyden ötürü gıcık oluyorlarmış. Adam illallah etmiş samuraydan çünkü orada da evet. samuraylık bilmem nelik böyle oranın... ...ya yani milliyetçi demeyeyim de yani milli değerler üzerinden böyle bir muhafazakarlık pompalayan... ...işte bizim ecdadımız Hı -hı. vaktinde ne onurluymuş, vurdu mu kesermiş evet. falan. Ya tamam kral hani güzel yapmışız da robot yapıyoruz artık yani hani hadi bunları geride bırakalım yani biraz böyle... Aman ilerlemeyelim, aman geleneksel toplum, aman aile değerlerimiz, örf, adet tayfanın çok sevdiği evet. bir şeymiş. Ee, o yüzden şeyi çok yani böyle Amerikalıların veyahut da dışarıdaki dünya milletinin böyle samuraya çok düşkün olmasına Japonlar gıcık oluyormuş. Galiba bir tane Living Abroad in Japan diye bir tane İngiliz bir çocuğun kanalı var orada duymuş olabilirim. Aman demiş hmm. demişti çünkü buraya gelip de böyle samuray mamurayı övmeyin millet sıkıldı artık burada o muhabbetlerden. Evet ya da Samurai öven tayfanın arasına düşersiniz onlardan da o kadar haz etmezsiniz. Buranın muhabbetleri biraz farklı falan filan diyordu böyle. Yani işte o yüzden diyordum ya Japonya ile alakalı aslında eleştiriler yaptığı bir noktaya gelmiş One Piece galiba son zamanlarda. Wano'da öyle bir şey var ya hissettiriyor yani çok net bir şekilde. Ee, bir de yani çok acayip kararlar alıyor da. Bu da aslında dedim ya artık açık ara bir numara manga kalık olarak. Hmm. Mesela kimsenin alamayacağı kararlar alıyor. Big Mom sezonu var. Çok eleştirilen. Hı -hı. Tamamen böyle şey gibi böyle yani. Sanki bir luna park'a girmişsin gibi. Ama zaten bu da Eiichiro'dan çok sevdiği bir e, tarz. Böyle görünüş olarak çok sevimli ama altında acayip karanlık bir hikaye var. Mesela Dressrosa'dan hatırlarsın belki. Giriyorsun. Aa herkes oyuncak ne güzel. Oyuncaklar dolaşıyor. Meğerse onların hepsi işte dönüştürülmüş insanlarmış. Hafızalardan silinmişler falan. Hı -hı. Mesela Thriller Bark da öyleydi işte. Korku Thriller şey Bark da öyleydi. Yok ruhlar çalınmış bilmem neler olmuş. Aynen. Farklı bir me mekanları bu da, vardı. Bunu çok seviyor. Ee, Big Mom sezonunda da aynısını yaptı. Her şey çok sevimli. Ağaçlar konuşuyor bilmem ne. Meğerse mesela bu Big Mom'un bir gücüymüş. İnsanlar ruhlarını veriyor. Oradaki halk. Cisimleri canlandırabilmek için böyle. E eğlenceli bir yer olsun diye. insanlar ömürlerinden işte vergi gibi. Gidiyorlar her yıl. Bir yıl bir yıl veriyorlar falan. böyle Karanlık hikayeler var. Şu anda mesela. Gerçi spoiler olabilir söylemem de. Çok acayip Söyle, bir söylemem. viraj aldı. Ee, zaten ha, dünyada... Geçen ha. bana en de Günhan söyledi. Son manga bölümünden sonra millet şey olmuş galiba. Son iki manga. Acayip. Vay böyle bir şey mi olur falan. Tamam onu söylemem. Evet. Bilmiyorum. Tamam. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim ya Fransa'da Twitter'da bir önüme geldi. de paylaştı. Ha. Haberlerde çıktı. Böyle iki tane yaşlı adam ana haberde. One Piece'in son sayısı dünyada bilmem ne etkisi yarattı Hadi falan ya. diye böyle. Tabii. Çok acayip yani... Onu artık okuyunca görürsün o zaman. Söyleyeyim. Okurum okurum. Ya zaten tamam. merak ediyorum çünkü. Ee, Hı -hı. Çok ilginç gidiyor ama mesela ben One Piece'in ana temasında bir noktada şeyi merak ediyorum. Hep böyle bir şeye geliyor ya konu. Ee, i̇şte bakıyorsun işte dünya hükümeti yok oradaki adanın tümünü yok edelim. Yok burada soy kıralım. Yok burada bilmem ne evet. yapalım. Yani iyi birileri değil belli ki yani. Öte yandan yani, evet. bu dünya hükümetinin hani Peki kardeşim soy bilmem ne yaptın da dünya ne durumda mesela? O hep benim radarımın dışında olan bir şey. Belki sonra açıklanıyordur tabii. İçeriğin daha yarısını biliyorum ama öte yandan bakıyorsun işte korsanlar böyle bir bakıyorsun hani bir, bir, nasıl diyeyim bir macera gibi böyle hani herkes bir adadan bir adaya gidiyor böyle bir, bir şey yaşıyorlar falan. Evet. Yani ama şimdi kötü korsan da var o da aşırı güçlü o da hatırlarsan hükümet devirmeye çalışan devlet değiştir devirmeye çalışan 5-6 tane falan minimum korka, korsan ben okuduğum kadarıyla gördüm. Krokodayalı, evet. Arlong'u, Doflamingo. Ha, Don Flamingo'su. Yani full böyle bir terörist gibi takılan bir korsan takımı da var. Evet. Tamam hadi bizim çocuklar iyi niyetli. Onlar böyle iyi krallara falan yardımcı oluyorlar ama yani bazen şey gibi hissediyorum. Böyle hani H.R. Oda'nın burada hani anlatmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi güç böyle bir yerden sonra kötülük doğuruyor falan gibi. Sanki One Piece'de genel bir mesaj var ya. Yani şey bağladım ya da onların sırrına hiç ulaştım mı onu merak ediyorum. Atıyorum şimdi bizimki çocuk haliyle yedi şimdi bu meyveyi. Hı, hı. Plastik gücünü, kaza, plastik gücünü kazandı bonki Bonk Yani peki burada kazandığı gücün bir bedeli çıkıyor mu bir noktada? Anladın mı? Mesela Blackbeard şimdi diğerlerinin fruit'larını çalmaya başlıyor ya. Evet. O gücün bir bedeli var mı? Çünkü gücün bedeli var gibi bir noktaya çekiyor ya biraz kendisini hep. Ee, ortada çok değiştirebilen bir gücün varsa hep bir karanlık bir şey çıkıyor ...onun bir bedelini ödüyorsun. O bir kötülük çıkıyor filan gibi bir durum var. Hı, hı. Mesela devil zaten şeytan meyvesi diyor ya bunlara. Yani mesela evet. bunlar böyle One Piece'in ilk bölümlerinde ortaya atılmış bir takım temalar. Ben hatırlıyorum One Piece'in ilk bölümünü okurken "Aa şeytan meyvesi diyor. Hani adamı hı hı. boşu boşuna lastik yapmazlar kardeşim. Kesin bir şey çıkacak." diyordum. E şimdi 20 sene geçti. Henüz çıkmadı galiba ama evet. çıkıyor mu ya da bir şeyler oluyor mu yani? Yok abi çıkmıyor ama şöyle bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. One Piece'in aslında İnsanların en büyük şikayeti ben şikayet etmiyorum da yeni başlayacak olanların çok yavaş. Yani şansla hmm. ilgili bile bir şey yok. Mesela sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Daha fazlasını bilmiyorum. Hmm. Veya Luffy'nin babası Devrimci Dragon'la ilgili. Yani sürekli onu kenara atıp durun ben size yeni bir şey de anlatacağım diye diye 1050'ye kadar geldik. Hala yeni şeyler e, belli olmadı. Mesela Şeytan Meyvesi de bu konulardan bir tanesi. Yani bunların orijinini hala bilmiyoruz. Sadece İlk söyledikleri dezavantajlar geçer işte suda yüzemiyor deniz denizle ilgili bir sıkıntı var yani e, deniz taşı diye bir kelepçe var ya mesela e, o da güçleri kapatıyor falan bunların dışında bir e, şeyi yok e, Dezavantajı yok lakin mesela bana da şöyle bir soru geliyor ya işte bisküvi meyvesi diye bir meyve var ne bileyim böyle hani insan yapımı şeylerin de meyvesi var doğada bulunan şeylerin değil demek ki acaba bunları biri mi yaptı bu şeytan meyvelerini? veya işte Vegapunk diye bir profesör var sen de duymuşsundur belki şeytan meyvesi sahte meyve bir ne? o böyle bir şey var onun. Evet. şey sahte bir Vegapunk var bir de üretemeyen var ee, hmm. Şey kötü olanı demiyorum daha henüz hiç görünmeyen şanslı bir hiç görünmeyen var o mesela okay. %100 yapabiliyor çok güçlü meyvelerin bile klonu hatta e, bu hükümetin böyle barış sever bu X-Men'deki şeyler gibi bir silahları vardı ya e, Bumayı kopyalamışlar, klonlamışlar, Robotlar evet. yapmışlar falan. Pasif pasifist öyle bir şeydi. Pasifist ha. Ha. Mesela Onlara Kizarun'un o ışın, ışık meyvesinin gücünü vermiş mesela o hmm. profesör. Aslında yani daha öğrenmedik abi orijinli şeytan meyvesini onu demeye çalışıyorum. Yani evet, henüz çünkü bir şey yok. Yani çok erken bölümlerde oturmuş bir takım temalar var ve bu temaları. Hı -hı. Yani artık bu adamı 20 sene okuduktan sonra hani bu adam böyle yanlışlıkla seçmiştir demiyorsun işte. Şeytan meyvesi yiyen niye yüzemiyor? Niye deniz taşı işte onu durduruyor? Niye ismi şeytan meyvesi kalmış bunların? Atıyorum ne bileyim full metal gibi bir şey mi çıkacak? Belki de bir şeytan meyvesinin gücünü kazanması için bir adanın yanması mı gerekiyor? Bin kişi mi ölüyor evet. minimum? Atıyorum bir şeyler mi çıkacak? Yani çünkü şey ne diyeyim dünya hükümeti de böyle aşırı temiz bir yer değil yani. Belki Yok onların canım. bir deneyimi çıkacak. Yani böyle şeyleri merak ediyorum ve bunlar böyle şeydir. Ne diyeyim? Bunlar One ilk 20 30 bölümünde insanın aklına gelen şeyler. Hala evet. cevapsız. Yani ama bu temaları işliyor ama o temaların içinde yeni hikayeler de işliyor. Şerefsiz yeni işlediği hikayeler de iyi olduğu için ana hikayeleri Tabii, unutuyorsun. Yani unutuyorsun. Filler gibi gelmiyor ama işte şey insan bir noktada diyor ki kardeşim hadi artık birisi çıksın izah etsin ne oluyor yani burada. Ya Neyse her açıklanan... sonra Atakon benzemesin de kanka. Tabii ya. O, evet. Öyle olmaz umarım. Bir de yani One Piece'te açılan yani gizem açıklayacağım diye başlıyor. 5 gizem daha çıkıyor ortaya. Yani evet. sonsuz bir şey döngü içinde yani. Öyle bir sıkıntısı var. Ee, bu Atakon Titan demişken aslında ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu animelerde artık yeni bir formül var. Sezonluk. Hmm. işte geliyor 20 bölüm. 2 yıl yok bir daha bir hmm. 12 bölüm daha ve yani acayip kaliteli oluyorlar. Genelde hmm. sezonluk gelenler ve e, böyle nasıl diyeyim? Görsel olarak şov. Ya One Piece izleyemiyorsun sonra yani haftalık çıkanları izleyemiyorsun. Sen dedin ya Abi, bir günde bitirdim Jujutsu Kaisen'i. Onun en iyisi Demon Souls bence. Demon Souls'da hiçbir Demon şey olmuyor mesela. Demon Slayer. Ne oluyor? Hadi Demon Slayer. Demon, Slayer tamam. Demon Slayer'da tamam. ne oluyor desen ya hiçbir şey olmuyor. Abi giriş giriyor. Bir şey hatırlıyor. Sıcak kesiyor. Ama Kötü mü? Değil. Yani müzik güzel, efekt güzel, dövüşleri güzel yapıyorlar. Klasik anime yani o gücünü açıyor, gücünü açıyor. Evet. Hamdolsun izliyorsun böyle şey yani. Aşırı akılda kalmıyor ama yani bir bir e, aksiyon filmini, aksiyon dizisini, aksiyonun yüzünden, estetiği yüzünden sevmek de ayıp bir şey değil. Mesela Demon Slayer bunu çok iyi yapmış. Yala bence şu an One Piece'in şöyle çok ciddi bir gücü var. Sen dedin ya 900 bölümü 400 bölüme indirmişler diye hani evet. filler'lar altınca. Bence bunu stüdyolar da fark etmiştir. İlla oralarda bir yerlerde dediğim gibi One Piece'in falan lisansını sahibi bir stüdyo var. Mevcut evet. stüdyo yavaş yavaş devam ederken kardeşim biz bir de bilmem neyle anlaştık atıyorum. Netflix'e satacağız ve 300 bölüm One Piece geliyor remake. Yani remake hmm. derken nasıl Full Metal Alchemist var Full Fullmetal Alchemist Brotherhood var ya. Hunter x Hunter böyle... 2011 var mesela. Ee, i̇zlemiş ha. miydim bilmiyorum onun gibi. Evet. Temizlenmiş ve hızlandırılmış ve animasyonları düzeltilmiş versiyon. Çünkü Berserk'te de var benim bildiğim aynı şey. Mesela aynı hikayeyi iki kere falan yapmışlardı animesini. Ya bir de şey olmuyor evet. ki eskimiyor ki bu hikayeler. Yani neticede bir çizim işidir, animasyon işidir, müzik işidir. Yani One Piece'in animesinin bestelerini yapan adam kaç senedir yapıyor. Gelseler onu deseler ki kardeş bak sen de yaşlandın büyüdün artık. Evet. Yeni bir gözle yapıştır abi deseler. Animasyon yeni göz yani şey yeni göz yani. Hepimiz izlemez miyiz? Ben takla atarım ya. Uçarak giderim. Çok acayip ya. olur. Ee, dizisi geliyor. Onu şimdi konuşuruz. <laughs> o, o, sonda konuşalım. <laughs> Aynen. Çok yani e, senin hiç sevmeyeceğin şeyler var abi. Öyle söyleyeyim. <laughs> yani... Abi Cowboy Bebop'ın yani Cowboy Bebop benim Hadi hakikaten arasında en sevdiğim animelerden bir tanesi. Tarz olarak çok başka bir şey zaten Cowboy Bebop. Öyle şey gibi değil. Şönen anime falan. Yani anladın mı? Bir eserdir bence Cowboy Bebop. Ayrı evet. bir kafası var. Abi bir eseri bu kadar mı anlamayabilirsin ya? Yani bak ne oyunculuğa lafım var, ne makyaja lafım var. Hiç şey falan takılmıyorum. Vay işte adamı zenci yapmışlar falan. Geç abi. Yok. Anlamamış ki herif. Yani Cowboy Bebop'u izlemiş, okumuş. Ne yapacağını anlamamış. İki kişi çağırmış. Yazın abi Cowboy Bebop. Ne alakası var? Yani hiç alakası olmayan şeyler <laughs> izledik ya. Ulan ayıptır be. Yani uyarlama yapmayın lan o zaman. Ya hatırlıyor işte. musun? Temel karakterlerin huyları falan farklı yani. Farklı. Kobo... Yani bizim mesela gemideki iki ana karakterimiz bir terslik olur. E, sen Esen'de gidersen git giderim kardeşim falan oluyor. <laughs> Diziye geçiyorsun. "Vay kardeşim kurtardın bizi." <laughs> e, falan. Ne oluyor abi? Yani karakterler farklı, tipleri farklı, senaryolar farklı. E siz neyi çektiniz abi o zaman? Yani Hiç... zaten ortada değiştirmeni gerektiren bir şey yok ki. Yani tutmuş, mükemmel bir şey var zaten. Yani bilmiyorum. Bu senaristlerin şey herhalde ama işte ilk kötü haberimi vereyim o zaman abi. Tomorrow Stüdyoları, Cowboy Bebop'u yapan stüdyo yapacak One Piece'i de. <laughs> Ve e, ya ama şöyle söyleyeyim. Ya ben aslında birazcık umutluyum. Ama kendimi kandırıyor da olabilirim. E, <laughs> bu şey yani stüdyo sonuçta şeyden yani görselden setten falan sorumlu ya. Hatta hmm. Snowpiercer'ı da bunlar yapmış Netflix'teki. O da mesela hmm. gayet iyi. Hmm. Ee, Snowpiercer iyi bir uyarlama mesela evet. He, onu da Tomorrow Studios'a yapmış ve Snowpiercer'dan kat kat daha büyük bir projeymiş One Piece. Hatta abi görseller sızıyor. Ee, şeyden işte Cape Town'dan, Afrika'dan çekimlerden. Bütün gemileri falan yapmışlar ya. Dandik bir bölümde gözükecek Alvida'nın gemisini bile yapmışlar. Ee, çok büyük bir para harcanıyor. Ee, senarist çok önemli burada. Ee, senarist şey abi. da bir senaryo kadrosundaymış. Defenders var ya bu Daredevil, hmm. Luke Cage hepsi birleşiyor. 8 evet. bölümlük. O da çok iyi değil. Ha, değil <laughs> de, çok de, iyi yok değil. Ha. Bir de e, Agents of S.H.I.E.L.D'da hep yan yazarmış. 4. sezonda bu almış tamamen. 4. sezonda ben izlemedim. İlk 3 sezonu izlemiştim. Bu Uzaya falan gidiyorlar ya o sezon. Eee hmm. Bu adam yani... acayip One Piece geek'i abi. Yani abi, Amerikalı kanallar, yok. Amerikalı kanallara konuk oluyor, bölüm incelemesi falan yapıyor. H.Roda'ya, ile gitmiş tanışmış, H.Roda e, buna bir soru sormuş. Bu, bu gerçek bu arada, kendisi anlatıyor bak bu hurafe değil. Aha. Şimdi işte One Piece nedir senin için falan, bu bayağı güzel güzel anlatmış. E, demiş ki şimdi sana güveniyorum, elini sıkmış falan. Bütün senaryoyu falan e, danışarak yapmış Eichiro odaya. Bir tek bu bana güven veriyor. İyi. Yani ben bana da yani şimdi şöyle saydığın şeyleri çoğu kulağa iyi gelmiyor. Prodüksiyon da mesela en iyi prodüksiyon olsun. Yani diyorum ya abi Cowboy Bebop'ta Cowboy Bebop'un karakterini daha yazamamışlar. Yani farklı evet. bir bir şey çıkmış ortaya. Ee, o yüzden hani şeyi kesmemek lazım. Evet yeni bir yazar vardır işin ortasında. O yazar Doğru cümleleri yazar, yönetmen de doğru şekilde çekerse hoşumuza gidecek bir şey çıkacak ama mesela şeyi falan biliyor musun? Nereden başlatacaklar hikayeyi? Hakikaten böyle ha, Luffy gidiyor, kovboy evet. şeyle e, palyaço öyle kapışıyorlardan falan mı başlayacakmışız? Aynen. Bu arada onu da söyleyeyim. Yazarın giyikliğinden anime'yi değil manga'yı şey alacakmış. E, manga'nın birinci bölümünden başlıyor o yüzden şeye kadar abi. Manga'nın birinci bölümünden Grand Line'a girecekleri yere kadar 10 bölümlük ilk sezon. Yani evet. o Tayfa'nın kuruluşu, ilk 5 ana kadronun Tayfa'ya katılışı, e, tabii orada da çok önemli kısımlar var. Bu arada bakalım yapabilecekler mi? E, orayı anlatacak. Valla yani dediğim gibi genel olarak ben ümitsizim ama e, son yıllarda herkes fark ediyordur. Amerikalı stüdyolar anime manga işinde çok para olduğunu fark ettiler. Sony'nin Crunchyroll'u satın almaları falan bunlar boşuna değil. Netflix her Doğru. sene beş tane anime duyuruyor. Artık böyle rafın altında kalmış bir şeyi çıkarıyorlar. Anime diye yapıştırıyorlar. Ha bakma tuttu bu arada. Baki Maki yaptı herif. İzlendi Baki mesela. istatistikleri falan Tabii çok iyiymiş. Mi? Netflix memnunmuş yani. Baksan kaç senelik? 80'lerden mi? 90'lardan mı? Ne kalma Baki Çok yani. çok eski. Evet. Mangası. Ee, öyle böyle millet izliyor. Neticede artık streaming platformları istiyor ki e, 900 bölüm olmasın bir anime. 20 bölüm olsun ama işte üyelik satsın yani. Artık gelir evet. modeli değişti. Aslında bu tabii bizim anime severler için çok daha güzel bir durum. Yani normalde animesi gelmeyecek işler animesi geliyor. Popüler animelerin live action'ı geliyor. Bugün live action'ı gelenin yarın belki filmi gelir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani ve hep şöyle olur yani. 5 tane 6 tane kötü iş gelir. Sonra bir tane iyi iş gelir. O böyle sektörü değiştirir. Mesela işte 2000 senesinde X-Men'in ikinci filmi X-Men 2. Hı, hı İnanılmaz bir gişe başarısı elde ediyor. Ondan sonra Hulk ve Iron Man projeleri onaylanıyor. Evet. X-Men 2'den Hulk'a Mulk'a geçene kadar enerji düşüyor. Tak Iron Man'de şeyle beraber, John Favreau'nun devreye girmesiyle beraber Iron Man'den ikinci bir rüzgar. Iron Man'den gelen rüzgar tak Avengers'a kadar gidiyor. Yani böyle hep bir evet. hep şeydir. Yoksa hatırlarsan Daredevil'ın bir tane filmi gelmişti Ben Affleck'in oynadığı. Abou Çok kötü falan. Yani yani o yüzden böyle şey hani kötü iş de gelecek ama 6 tane kötü işten bir tanesi iyi çıktığı noktada sektöre yön veriyor. Yani de, mesela şey de benim kafamda öyledir. Death Note'u düşün. İşte Death notun evet. Note'un Netflix'in ilk yaptığı ha, halini hatırlıyor musun? Evet. At, at sıçmış gibi bir şeydi. Ben çok net söyleyeyim <laughs> buradan. Yani ben hayatımda gördüğüm en kötü uyarlamalardan biri. Yani neyi uyarlıyorsunuz artık bir yerden sonra? Yani o kadar kaynak materyali bilmemek, anlamamak, okumamak, taklit de etmemek. E neyi uyarlıyorsunuz abi? Bir tane çocuk defterine bir şey yazıyor, koşuşturma oluyor. Evet. yani hani şey kafasını <laughs> çok sevmiyorum ben. Ee, uyarlama abi bu değiştirecekler tabii abi değiştirsin tamam da. Yani ona da kızıyorum. Yok işte onu siyahi oynuyor, yok bunu Asyalı oynuyor, yok bunu beyaz oynuyor. Geç abi. Ana karakterlerin senaryosu düzgün mü? Hikayesi Hı -hı. düzgün mü? Mesela Joker filmiyle ilgili benim en şikayet ettiğim şey de bu. Joker filmi baktığın zaman keyifli güzel bir film. Keyifle izliyorsun. Ama aga bu herifin Joker'le ne alakası var? Batman'le yumruklaşıyor suratından asit atacak da kahkahagası evet. sıkacak falan. Nerede o Joker? Nerede buradaki SSK'lı gariban? Yani bu iyi bir film ama bu Joker değil abi. Joker değil İdris Köker bu. Başka bir adam ya zaten yani. Zaten anlasınlar diye hemen Bruce Wayne falan da koymuşlar. Bakın bu o Joker. İşte anladın <laughs> o mı? kadar hani, anlaşılmıyor yoksa ki. Ya Bruce Wayne koymasa millet zaten çıplak vatandaş değil izleyecek filmi. Yani evet. bu derece değiştirmeyi ben anlamıyorum. Yani ee, Ha ne oluyor bazen? Yani bazen bir yönetmen ana eseri alıyor. Öyle bir başka bir şey çeviriyor ki ana eserle alakası kalmıyor ama adam çok başarılıysa müthiş bir iş çıkaramışı biliyor. Mesela Drive My Car diye bir film çıktı bu sene işte. Yatay Bakış'ta tabii çok övdük. Hı hı. Yani bir tane kısa öyküden herif bir şey almış. O üstüne kurdukça kurdukmuş, kurdukça kurmuş bambaşka bir şey dönüşmüş. Orijinal hikayeyle artık alakası kalmamış. Güzel ama çıkan iş o kadar iyi ki ana hikayeye bakmıyorsun artık. Bir de şöyle bir şey var. Ana hikaye dünyanın en çok satan mangası değil. Şimdi şeyi anlamak lazım bir noktada. Mangalar, animeler yani bunların çok seven, çok da hardcore seven ve bu sevmesinin de arkası boş olmayan bir kitlesi var. Evet. Yani bugün sen One Piece'i seviyorsan yani işte öyle okuyoruz tuvalette falan diye sevmiyorsun. Harbiden gönülden seviyorsun yani. Adam şimdi çıkıp da bugün atıyorum Neşeli Luffy'yi atıyorum biz Netflix uyarlaması yaptık. Karanlık Luffy böyle Luffy böyle sürekli. <laughs> Böyle bir şeyler yaparlarsa bu iş olmaz. Yani kaynak materyal çok popülerse bir noktadan sonra kaynak materyali ya cilalaman lazım ya da etrafında yapmaya çalışman lazım bir şey. Mesela son himen uyarlaması da oradan patladı. Millet çocukluğunda himen ışıklar saçıyor, neşeli şeyler oluyor falan. Bir giriyorsun ilk bölümde himeni öldürüyorlar böyle. Millet depresyonlarda böyle. Bilmiyorum izledin mi yani? Yok izlemedim. Parodi gibi bir şey ya. Normalde hani Netflix uyarlaması diye parodisi yapılan şeyi yapmışlar yani. Ya millet evet. adam ışığını kaldıracak güç bende artık diyecek. Orko iki ışık atacak. Tamam mı? Çocukluğumuzun himeni. Bir giriyorsun böyle ilk bölümde himeni öldürüyorlar. Evren çöküyor. Post apokalips geliyor. Herkes böyle karanlıkta. Evet. Ne yapıyor ne yapıyor? Yani e, yani çizgi romancılar bile böyle şeyler deneyeceğiz zaman bunlara vatif evreni diyor. Dark universe diyor. Bir şey yani bakın bu farklı bir evrendir. Ana hikaye. Ya, ya öyle olsaydı vatif diyor. Bir şey <laughs> diyor. Yani İnşallah böyle saçma sapan bir kafaya gitmezler. Bu uyarlama işi yani senin anlattıkların bir tük umut verdi. En azından yazar çünkü şey belli olmuyor abi. Ee, orada kötü yazar burada kötü yazar ama herif 40 yıldır belki One Piece'i yazmak için bekliyormuş. Allah onu o yüzden yaratmış belki de. Bir enerji gelecek herife. Bilemeyiz Hayatımı yani. Hayatımı değiştirdi falan diyor. Depresyona girdiğinde One Piece izleyerek iyi olmuş falan filan böyle. Hani Hep böyle ben duygusal an şeyler, bir şeyler sürü, anlatıyor. Bir sürü insan da vardır bak bu. ha. Şu an bizi evet, seyredenler evet. de bile vardır. One Piece'in öyle şey bir etkisi var. Bak o açıdan Star Trek'e benziyor çünkü umutlu bir iş ya. Neticede umutlu Aynen. bir iş. Yani ne olursa olsun moralini bozmuyor. Ne olur mesela e, o en iyi finali falan o yüzden bence birçok insanı çok etkiliyor. Doğru. Ne olursa olsun Nami'yi bırakmıyorlar falan böyle bir nakama kafası yani. Evet evet. Ya işte bir de abi yazar çok işin içinde. Yazar 2012'den beri Tomorrow Studio ile para arıyorlar yapmak için. En son Netflix para sağlıyor falan öyle oluyor bu iş. Hmm. Yani yazar da işin çok için çok istiyor. Büyük ihtimalle dizi tutarsa bu One Piece'i uzatır. 5 <laughs> yıl demiş yani röportajında demiştim ya. Bir morali yerine gelip düzel şey yapabilir. Abi, uzatabilir One Piece'i. Morallik ne var? Sen dünyanın en çok satan mangası değil misin şu an zaten? Daha ne yapsın? <laughs> ne yapalım biz sana abi? Yok <laughs> ya, yani. böyle moral dediğim böyle bir gaza gelip dizisi tuttu ha. diye. Çünkü diziden büyük ihtimalle iyi de olsa kötü de olsa şeye animeye mangaya kayan çok insan olacak. Biraz hmm. Netflix'te şey refleksi oluştu ya. Ya ilk Netflix açılır açılmaz karşına kocaman bir şey geliyor reklam. Hemen Tabii. hemen izleye tıklayı veriyorlar. Büyük ihtimalle Tabii. herkes izleyecek One Piece'i bilen bilmeyen. Sence evet. tek parça diye çevirecekler mi? Ne diyorsun? Abi sanmıyorum ya. Bence One Piece. <gülüyor> 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 yani yok, invarım yapmazlar. O lastik çocuk dedik ya orada da çok ama lastik, çok acayip lastik. şeyler var. <laughs> Ay o duruyor mu acaba bir yerde ya onu çünkü Star'da dublajlı falandır o bir de aslında böyle bir evet. cringe olsun diye izlemek lazım Ya ama. klip klip böyle bir şey, bütün bölümler yok da böyle. YouTube'da bir sahne Aa, falan ha. var. Maalesef. Aslında onların bence anısı şeydir. Yani bugün izlemek lazım onları. Ulan neler yapmışlar filan. Evet, evet. Yani Altın Roger çünkü... diyorlar mesela. <laughs> Türkçesiz şeydi. O mesela sonradan çok yanlış. Çünkü adamın adı Gol D hmm. Roger ya. <laughs> Orada mesela patlıyor direkt Altın. Ya benim o dönem izleyen arkadaşlarım şey diyordu. Yani alakasız artık bir yerden sonra yazmışlar yani. O hani kendince apayrı bir eser olmuş Tabii. falan diyorlardı <laughs> çocuk işi için. Ya valla bilmiyorum. Ben de işte sadece YouTube'dan gördüm yani. Çünkü televizyonda izlememişim Allah'tan. Anısı kalabilirdi. Ee, yani Netflix dizisi de böyle. Başka ne var bakıyorum. <laughs> Sorular hazırlamıştım ama bayağı hepsini konuştuk neredeyse. Tabii. Bu, ha, şey soracaktım. CGI efekt. Mesela bu anime topluluğunda acayip tartışılan bir şey. Attack on Titan'ın mesela final sezonu stüdyo değiştirdi. MAPPA stüdyo diye Jujutsu Kaisen'i yapan stüdyo yapıyor. Hı -hı. Devleri böyle CGI yaptılar. Üç boyutlu modelleyip böyle. O mesela Hı -hı. işte benim için bitmiştir Attack on Titan. Sıçtı, batırdı falan oldu böyle insanlar. Sen seviyor musun? Tabi gerçi iyisi de var, kötüsü de var da. Ha, yani ne diyorsun evet. bu CGI efekt konusunda? Eee ...işte aslında şeyi bozmaması lazım. Bir estetik bütünlük var ya bu işte. Yani evet. estetik bütünlüğü bozduğu noktada... ...insanlar şikayetçi oluyor. Ha benim için hikaye güzelse çok da bozmaz. Çünkü biraz da yaşla alakalı. Yani benim izlediğim bir takım animeler... ...bir vaktinde o kadar eskiydi ki yani... ...15 FPS izliyorduk zaten animeleri. Yani <laughs> Fist of evet. the North Star izliyorum ben abi. Yani Fist of the North Star zaten... ...zar zor animasyon yani. Böyle <laughs> filan bir animasyon yani. E, veyahut da... Mesela Evangelion. En sevdiğim anime serisi benim herhalde. Hı. E ya bir son 3 bölümünde bütçe bittiğinden sana damlayan musluk izletiyor. <laughs> <laughs> diye seslendirmeciyi sokmuşlar. Ha da anlatacağı derdi anlatıyor ama yani... E, beni o kadar etkilemiyor görsellik. Ama tabii şeye çok coşuyorum. Yani keşke Jujutsu Kaisen'deki gibi kadrajlamalar ve dövüş animasyonları... Keşke Demon Slayer'daki kadar güzel bir müzik dövüş estetiği kombosunu yıllar önce ben Naruto'da, Bleach'te falan da görmüş olsaydım. Bleach bugün hala bence müzikleriyle en üst sıralarda bir anime benim kafamda. Shirosaki'su bayılıyorum herife, müthiş bir herif. O yüzden Yeni diyorum ben sezonu geliyor bizim... bu arada abi. için Bak orada e... çok çok mesafeliyim ya, bakmayacağım bile muhtemelen. Canım sıkılmasın. Ya ama diye. görsel olarak abi büyük ihtimalle bu Demon Slayer'ı falan yakalay yakalayacaklar. Müzikleri de aynı adam şey yapacak. Şey aynı kişi yapacak. Hayırlısı. Ee, bakalım. Sen bir gene de bir şans ver ya. Ben o son kalan sezonu seviyorum. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var. Ee, animasyon dünyası içerisinde, animasyon ve özel efekt dünyası içerisinde anime kültürü çok yayıldığı için son senelerde Marvel işlerinde mesela en basit örnek çok animevari dövüşler görmeye başladık. Çünkü anime kültürü işte şöyle düşün. Benim gençliğimde ben lisedeyken ne diyorum işte CD'leri topluyordum buluyordum falan filan. E şimdi benim yaşatım olan Amerika'daki adam da kendisi lisedeyken topladı, mopladı, Akira'dan, Makira'dan dövüşleri falan. Herif 30 sene sonra şimdi Veta'da çalışıyor. diyorlar ki yap bakalım Iron Man'in dövüşünü. Herif evet. Hollywood tipi böyle yumruk yumruğa kadrajlı dövüş yapmak istemiyor. Anime görmüş herif. Yani şu konuda şunu çok tak takdir etmek lazım. Japon'un anime kültürü, manga animasyon kültürü Japon Japonya'dan çıktı artık dünyaya sirayet etti. Dünyaya sirayet etme sayesinde biz büyük ekranda artık şeyi izler olduk. Eee atıyorum Marvel gibi son derece böyle Amerikan damgalı işlerde bile çok daha kaliteli dövüşler bence bu sayede izler izler olduk yani bir kere anime mangayı buradan bir takdir etmek lazım o yüzden şeyi de çok yabana atmasınlar vay CGI oldu kötü oldu ya yani tabi görmedim onu söyleyeyim yani çünkü şey oluyorsa bir yandan kalem çizimi geliyor bir yandan da böyle 3 boyutlu CGI yürüyorsa çok kötü ucuz, ucuz gözüküyorsa kötü ha o zaman evet. kötü ama şunu diyecektim. Benim takip ettiğim çok animasyon kanalı var. Ee, animasyon kanalından kastım da şey animasyon işçileri böyle animasyon emekçileri yani. Hı hı. Koridor kuru mesela bunlardan bir tanesi. Ama onun dışında böyle hakikaten mesela oyun animasyonunu kafaya takmış birkaç tane adam var. Zaman içerisinde çıktıkça ben bunları takip mi aldım. Ee, ondan bir tanesi özellikle Guilty Gear serisini şey konusunda çok övüyor. Ee, ve çığır açtığını anlatıyordu Videonun ve kanalın adını hatırlamıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar. Bir bulursam atarım yani. Hı hı. Herif şeyden bahsediyor. Şu anda diyor anime dövüş oyunu yapmaya çalışıyor herkes diyor. Kimisi Jump Force yapıyor. Kimisi Tekken bilmem ne. Ve bunlar da hep grafikten gol yiyorlar. Çünkü anime gibi gözükmeye çalışıyor ama anime gibi gösteremiyorlar. Çünkü oyun motoru öyle değil. Grafik motorunu beceremiyorlar falan. Guilty Gear'ın son iki oyunundan bahsediyor işte. Öyle bir motor yazmış ki herifler. Animasyon full 3 boyutlu. Ama... Artık kenar çizgileri, animasyon çizgileri işte kenar gölgelerinin shading'i. o sayede yüzde yüz anime görüntüsü yakalıyor herifler. Sen anime izliyorum zannediyorsun. Ama herif 3 boyutlu motor çalıştırıyor arkada. Yani bu nedir? Bu emekteki işçilikteki kusursuz iş yapabilme. Evet. Atakon Titan'ın son sezonu demek ki aceleye gelmiş abi. Herifler yapıştırmış geçmiş. Bence bir noktada şeyi çözecekler. Şu yüzden diyorum. 3 boyutlu animasyon yapmak aslında stüdyolar için daha kolay. Elbette girip kare kare bir şey çizeceğine Luffy modelle. Luffy şöyle durduğu anında bir etrafına iki çizgi at. O günü kapatırsın. Evet. Yani animelerin total kalitesini de arttırabilir. Bence bir süre sonra animeler %100 3D çıkışlı olacak. Şimdi bile pek çok anime manga çizimi yapan arkadaş şey bilir. Anime manga filtresi var. Yani bu kenar çizgileri işte etrafında küçük taramalar atma karakterlerin falan. Bunları Hı. otomatik yaptırmaya çalışıyorlar. Çok iyi olmuyor. Ama bence bir 2-3 sene içerisinde bunun filtreleri garanti oturacak. %100 3D'ye geçeceğiz. Ama %100 3D'ye geçtiğimizi fark etmeyeceğiz bile. Çünkü 3D o kadar düzgün olmuş olacak. Anladım. Ya da 3D animasyon üzerinden çizerler. elle bir kere daha geçecekler. Çok daha hızlı geçecekler. Sıfırdan herif hmm. çizmeye başlayacağına. Evet. Ee, ki bence mangaları bile böyle yapabilirsin bir süre sonra. Şu an şey bile var. İşte bir sürü 3D tasarım stüdyosu var. Unity bile buna örnek. Koy evet. iki karakteri böyle. İki boyutlu plane'de anime filtresini bir at. Anime kadrajıymış gibi duruyor. Pardon manga kadrajıymış gibi duruyor. Çok Aynen. iyi durmuyor ama bunun kalitesi arttıkça sıfırdan çizmek yerine hazır papıtları elini kolunu yerleştirip ekran görüntüsü alarak bir iş yapabilirler bir süre sonra. Yapsınlar bu arada manga kadar <laughs> öleceğine depresyona girip kendilerini asacağına böyle iş çıkarsınlar daha iyi. Çünkü ben işte hepimiz biliyoruz mangaka dediğin adam yok oluyor yani. 25 sene 15, tek bir iş 15 saat falan çalışıyor günde yani ...H.R. Oda'nın vardı bir takvimi. Ya ...senin yani... dediğin teknoloji olursa şöyle bir haksızlık olur ama abi mesela her isteyen herkes yapabilir mangasını. O zaman isteyen herkes <laughs> hala manga yapıyor. Yani bak tutuyor mu? Yok ya yani mesela çizim <laughs> çizimlere <hikaye> geliştireyim <laughs> falan filan hiç gerek yok yani çizimini geliştirmene falan yani çok gerek Yo, kalmaz. Olur mu? Falan. Şöyle olacak. Yani bak olur mu? Bak bugün Dünyanın en iyi tool'ları elimizde artık yapay zeka insan yüzü filan sentezliyor tamam mı? Yani aslında evet. sınırsız imkan var ama sen bir sanatçı olarak bir işçi, işçilik, emekçilik açısından kendini geliştirmezsen Hı -hı. ben sana roket de vereyim sen bir One Piece yazamazsın yani Doğru. ne yapabilmek lazım biliyor musun? Önce One Piece'i bir hayal edeceksin yazacaksın sonra şimdi One Piece'teki karakterleri bugün benzerlerini yaratmak kolay ama vaktinde Emin Mençuri, o da ilk çıktığında onun tarzı kendini hastı template yapamazsın bu işi. Bugün oyun sektöründe bile hazır asset kullandın mı millet itin götüne sokuyor seni. Evet. Yok. Sen bir iyi bir sanatçı olacaksın. Bir lufi tasarlayacaksın kalemin üzerinde, kağıdın üzerinde. Sonra belki artık mesela modern manga kadar yeni insanlar, yeni gençler Unity'ye aktaracak onu. Diyecek ki tamam benim ana karakterim bu. Sonra onu kadraj yine, onun görüntüsünü alacak, dolduracak içine. Evet. yani emek kolaylaşacak ama emeğin arkasındaki zeka azalırsa seyirci onu anlar abi yani her ha, sene kaç tane manga çıkıyor her sene kaç tane anime çıkıyor kaçı tutuyor yani e, şeyle olmuyor yani şey gibi olmaz öyle yapay zeka artık one piece yazacak falan öyle olmuyor abi. <laughs> yok yani yok ben şey e, doğru katılıyorum sadece şey için demiştim yani çizim için yani artık e, her düzeyden çizer kaliteli bir şey yapabilecek paneller action pozlar şeyler Hayır. o konuda kolaylaşacak Evet. Yani saati azalacak. Şey gibi düşün canım. Eskiden fotoğraf çekerken adam fotoğrafın ışığının önüne şeffaf Hı -hı. mavi ışık yapıştırıyordu. Bunun da önüne başka bir şey koyuyordu. İşte evet. ne bileyim kızın da kafasının arkasına ampul koyuyorlardı. E şimdi Photoshop'ta onu 4 dakikada yapıyor ama çıkacak sonucu hayal edebilen uzmanlıktaki fotoğrafçı Tabii. yapabiliyor bunu. Yoksa ben acemi bir fotoğrafçıya önüne Photoshop'u koyayım. Hı -hı. Ne yapacağını bilemiyor. Hazır filtre atıyor. Yani ustasının işini kolaylaştıran şeyler çok kıymetli. Yoksa e, bilmeyen gençlere yine verdiğinde o iş olmuyor. Yani şey ol, yani gideceği yeri bilmiyor o tayfa. E, bugün HRO'da e, gibi bir adam gideceği yeri biliyor. Hazırlamak istediği efekti biliyor. O ustası daha hızlı çalışırsa adama da iyi olur. Bize de iyi olur açıkçası okurlar olarak. Ben çünkü... Doğru. Berserk e, abiden sonra çok korkuyorum ölecekler falan diye artık. Ha mesela bak Berserk demişken abi o da mesela CGI efekten dolayı movileri, filmleri acayip e, gömülüyor. Mesela hmm. e, sen izlemişliğin var mıdır? Hmm. Bu Berserk'in eski animesi değil de yeni abi filmleri. Abi ben biraz mangacıyım bak onu fark etmişsinizdir zaman içerisinde. Ettim. Yani ben şeyim fark böyle ettim. yani abi uzatıyorlar çünkü animelerde. Ay anlatıyor evet, da evet. anlatıyor. Çok da severim <laughs> seslendirmesini falan ama kanka yani ben bir kere daha Naruto'daki zabuzo sahnesine katlanamayacağım. Hatırlıyor musun? 75 bölüm. <laughs> Ya One Piece'de bir tane öyle salak bir şey vardı. Neydi o? Bir tane herif geliyor da Luffy'ye böyle bir, bir, şey oyunu oynayacağız senle diyor. Parmaklarını aslında bir şey tutuyor. Hatırlamıyorum şimdi. Bir oyun oynayacağız senle diyor. Hı hı. Manga'da 3-4 bölümde falan geçmişti. Anime'de 50 bölüm mü? 60 bölüm mü? Allah öyle böyle ya. bir şey, bir şey yapıyorlar. Dövüş baba dövüş, dövüş baba dövüş. Ulan manga'da herifi geçip Ben hatırlamıyorum bile karakteri. Evet. O dönem bizim arkadaşlar şikayet ediyordu. Olur mu abi biz 100 bölümdür onu izliyoruz falan. <laughs> Yok abi geçti o herif hapishaneye geldi falan diyorum. Yani böyle evet. Uzuyor abi. Ya animenersi on... uzatıyorlar yani. Toya animasyonun o şeyinden e, bahsetmiştim ya insanlar çok e, hiç semez diye ya yani toya animasyonu. Hı -hı. Şöyle bir tarihe geçen bir şey oldu abi. Normalde ne olur? İşte 900. manga sayısı işte animenin 700'üne falan denk gelir 700. bölümüne falan. Çünkü anime böyle bir bölümde iki manga falan anlatır ya. Hı -hı. One Piece öyle bir hale geldi ki Vano abi 5 sayfadan bir bölüm çıkarıyorlar. E, 20 dakika. <laughs> ve terse döndü. Artık Manga'nın 1000. bölümü animenin bin 1010. bölümüne falan denk geliyor. Ya Allah, ya Allah, hiç böyle bir şey görmedim ben hayatımda. O kadar yıldır anime manga takip ediyorum. Yani Peki şeyde nasıldar? Yani saçmalık. hikayede neredeler? Hikayede şu an Luffy benim bildiğim Wano'da işte ama Wano'nun da evet. bayağı ortalarındaymış yani ilerlemiş orası bayağı. Hı -hı. Anime nerede kaldı en son? Yok, şey mangayı diyorsan artık Wano bitmek üzere. Son 5 sayı falan. Ha okey. Tamam. Şeyde daha savaş yeni başladı animede. Mesela. Hangisi Vano mu? Vano arka geldiler mi en azından? Vano arka geldiler evet. Vano arka sene da Vano arkalar artık değil mi yani? Tabii. şu an mangada atıyorum geçen hafta çıkmış bölümü görmek için iki yıl beklenilecek. Ah. <laughs> Allah kolaylık versin yani. anime tayfaya ben. Dediğim gibi manga tayfa olduğum için bir noktada şeyim. Ben mesela Attack on Titan'da da 6 bölüm falan izledim. Evet. Attack on Titan'ı. Bir yerde böyle birileri top atarken Eren böyle yarım bir titana dönüşüyor. Yani <laughs> Atakon Titan bilenler ne kadar erken bıraktım anlasın diye söylüyorum. Yarım Tabii. titana dönüşüp topu tutuyor tamam mı? Kapat kapat dedim. Kapattım orayı. Oradan sonra buldum manga'ya. Yani çok hızlı sıkılıyorum ben animeden. Ha anime müziği dinlerim. Anime seslendirmelerini çok severim. 10 20 bölüm sabrım oluyor ama 10 20 bölümden sonra bende hızlı şey tükeniyor. Yani hı hı. 186. bölümünü gördüğüm anime benim herhalde bir tek Naruto falan oldu yani. Evet evet. Ya benim de artık öyle bir şeyim oluştu ya senin gibi. Mesela şey yapıyorum ben de. Mangasıyla başlıyorum bir şeye. Ha dur iyiymiş diyorum. Sonradan bir anime sene dönüp bakıyorum nasıl yapmışlar. Jujutsu, Jujutsu Kaisen de öyle yaptım mesela. İlk mangasını evet, evet. okudum. Lan dur dedim lan animede nasıl yapmışlar? Öyle animeyi izledim. Çünkü zaman ben kaybı ben değilim, ya artık anime. geçmedim. İşte şey oldu ama şimdi yenileri öyle ya mesela Demon Slayer'da ben mangaya geçmedim çünkü Hı. Demon Slayer kuş gibi hemen bitiyor bir şey yok ki yani böyle bir evet. şişirmemişler aksine kısaltmışlar falan diyorlar mesela Demon Slayer için bu da yeni bir tarz yani evet evet yani e, ama işte One Piece'in o dediğimi anlamışsındır yani 5 sayfadan bir bölüm çıkıyor şöyle söyleyeyim <laughs> sezonluk çıkan bir örnek vereyim Attack on Titan'da 60 sayfa falan oluyor bir bölüm yani 3 e, manga bölümüne falan denk geliyor yani One Piece maalesef ben bile izlemiyorum bak. Ben One Piece kanalıyım. <laughs> ben mangasından <laughs> takip ediyorum. Ben bıraktım baya animeyi takip etmeyi yani. Öyle. Evet Eyvallah. abi aslında e, güzel sorularım oldu, bitti. Hayır, güzel oldu. Evet. Bir de son ke son bir şeyden önce demiştim ya kayıttan önce. Artık YouTube'a geçtim. Bir anime içerikleri hmm. e, planlıyor musun? Bunu da yani merak ediyorum. Aslında şöyle yapayım istiyorum anime içeriği ama eee Nasıl diyeyim? Biraz şey gibi de hissediyorum. Yani anime konuşurken net ne 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 yaklaşımla konuşmak lazım. Yani ben tabii çok alışkanlık oldu yatay bakışa başladığımızdan beri artık böyle süper kahraman sineması bile beni sıkmaya başladı. Yani böyle iyi örnekleri çıkmazsa süper kahraman sineması bile sıkıyor. Böyle boş boş konuşmak istemiyorum. Öte Hı. yandan biraz inceleyeceğim vallahi globalde falan ne yapıyorlar diye. Yani mesela teorimi konuşmak daha keyifli, kaliteli kalitesizini konuşmak daha iyi ne bileyim en iyi 10 bölümü diye listemi çıkartmak lazım. Yoksa benim konuşasım var. Çünkü şöyle oluyor aslında. Diyorum ya bir günde Jujutsu Kaisen'i bitiriyorum. Aslında o gün tak diye kayda girsem bir sürü konuşurum aslında. Evet. Ama yani böyle bir analiz edip oradan bir şeyler çıkartmak mı daha doğru falan. Yani şu an açıkçası hiç anime içeri üretmediğim için anime içeri üretmenin yöntemini bilmiyorum. Kafamda bir yöntem oturtmam lazım. Nereden yaklaşmak lazım anime, ne anlatmak lazım diye. Yoksa evet. en seksi 12 anime kadını yapıştır. <laughs> 10 10 video çıkarırım öyle tamam mı? O böyle evet, evet. akar gider. Ama doğru olan o mu? Yoksa böyle hakikaten millet ne bileyim işte Naruto ile ilgili düzgün bir analiz olsa millet izler mi? Yoksa Fasofiso'ya mı gidiyor? Yani biraz bunları araştıracağım bakayım. Millet neyi evet, tüketmeyi evet. seviyor? Bakacağım Hı. yani. En kötü şey de yapabilirsin abi. aslında işte Tancan abiye de izletip yatay bakışla dead Note ne bileyim böyle kısa Demon Slayer Jujutsu kaysa ama en kötü o olabilir. Fikir. Küçük bir fikir. <laughs> evet. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Abi, Senin ben... de inşallah güzel gider işlerin. Kanal büyür. Yani ben anime manga kanalları son zamanlarda daha çok görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor evet. çünkü böyle nasıl söyleyeyim hep böyle geek içerinin yanına sıkışmış gibi oluyordu onlar biraz ama bence kendi ne has kanalları hak edecek kadar aslında önemli bir kitleye sahip işler bunlar. Evet. O yüzden güzel işler yapıyorsunuz yani. Sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim geldiğin için, kırmadığın için. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Arkadaşlar da çok eğlenmiştir diye. Zaten bu İnşallah. arada anime kitlesinde belki sen haberin yoktur ama bir sungur ismi çok seviliyor. <laughs> yani. Eyvallah sağ evet, evet Zaten bu kesici arkadaşlar da hemen atıyorlar işte. Vay, işte Jungsung One Piece, Naruto ve Demon Slayer hakkında konuşuyor falan diye hemen Eyvallah. çöküyor insan <laughs> şeyler anime kitlesi o videolara. Ee, çok güzel Vallahi, bir sohbet oldu. Hangi anime kitlesi bu senin dediğin bilmiyorum ama benim Twitter'dan tanıdığım bir anime manga kitlesi var. Abo <laughs> Allah analarına babalarına sabır versin. Hiç kolay bir kitle yok, değil. Yok. Onlar da izlediyse onlar da diyorum ki Allah yardımcıları olsun. Çok şey <laughs> bir zor zor bir kitlesi de var yani bu anime manga dünyasının. Doğru. Evet o zaman kapatalım ee, arkadaşlar. Çok, çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça